Pazartesi akşamları vazgeçemediği spor programının spor ateşinden herkese iyi geceler değerli izleyenlerimiz. Evet, bu akşam değerli iki yorumcum Cengiz Zengin ve Burhan Öksüz'le beraber 52 Ordu Spor, Elazığ Spor müsabakasının değerlendirmesi ve Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili sohbetlerimiz olacak. Tabi programın akışı içerisinde efsane Ordu Spor'umuz de konuyla ilgili sohbetimiz olacak. Çünkü haftaya program konumuz Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Genç ve efsane Ordu Spor Kulüp Başkanı Hamdış'ı program konu olarak davet ettik. Bekliyoruz onları da inşallah. Onlarla değerli yorumcularla beraber onlarla burada Ordu Spor'un değerlendirmeleri yapacağız. Evet, önce hoş geldiniz Sayın Zengin, Sayın Öksüz. Teşekkürler. Evet, önce Sayın Öksüz'den başlayalım. Çünkü İstanbul'da Ordu Spor maçını izledi. 52 Ordu Spor maçını izledi. Evet. Elazığ Ordu maçı. Evet. Söz sende Sayın Öksüz. Şimdi bu akşam diğer akşamlar kadar iyimser olmayacağımı kafadan söyleyeyim. Hiç kimse alınıp darılmasın. Onu da özellikle belirteyim. Maçın genel analize gelince maçın 3 tane kilit noktası vardı. Bunlardan bir tanesi 33. dakikada Nazmi Candoğan kardeşimizin kırmızı kart görmesi. Sonra 52 dakikada penaltı olayının olması. Ondan sonra da 2 numaralı Elazığ Sporlu futbolcunun 62 dakikada ihraç edilmemesi. Yani bunların müsabakanın kilit noktalarıydı. Özellikle belirteyim. Müsabakaya Ordu Spor takımı gayet iyi, sakin ve centilmence başladı. Hızlı atak bir oyun sergiledi. Ama istediğimiz sonuca tam ulaşalım derken istenmeyen bir sonuçla karşılaştık. Neydi bu istenmeyen sonuç? Nazmi kardeşimizin müsabakanın yani geneline bakıldığında takım kaptanımız Nazmi 30 dakikada kırmızı kart gördüğünde kaptansız gemi denizde nasıl gidiyorsa biz de o şekilde gitmeye başladık. Yani kaptan gidince rotamızı kaybettik bir anda. 10 kişi kalmak bize çok büyük handikaplar doğurdu ve sonuçta yenilmemiz kaçınılmaz oldu. Bunu özellikle söyleyebilirim. Yoksa biz 11'de 11 oynamış olsaydık Elazığ takımını her halükarda yeneceğimize inanıyorduk. İnanıyordum. Peki, da yani. Bir hafta öncesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren grup lideri olan Galatasaray'ın karşısında 10 kişilik bir Fenerbahçe 80 dakika futbol oynadı. Evet. Ve 10 kişiyle kazanmasını bildi. Peki bir kriter yaparsan, kıyaslama yaparsan Ordu Spor'da bundan bir örnek alamaz mı? Çıkaramaz mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz de o konumu değerlendirdik, eleştirdik, aramızda istişare ettik. Burada dedik Fenerbahçe takımı 10 kişi kaldı. Aynı statta eğer Galatasaray yeniyorsa biz de Elazığ Spor'u yenebiliriz dedik. Ama sonuç bakıldığında o kadar da imser olmadı. Neden? 10 kişi kalmış bir takımın kaptanını kaybettik. Yani kaptanı kaybettik. En iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Başka yerden başka bir hasar görmüş olsaydık, başka bir oyuncu atılmış olsaydı belki bunun telafisi olurdu. Ne diyorum ben? Kaptanı kaybeden bir gemi gibi kaldık. Ve rotamızı şaşırdık. Ondan peki, sonra da mağlubiyet 10 kişi kaldığımızda bir tane %100 bir pozisyonumuz vardı. Yusuf kardeşimizin. Evet, bir plasesi var. Sen bir plasesi atamadığımız bir gol pozisyonu vardı. Evet. Yani bütün olayın sen kaptanın atılmasından sonra maçı kaybettik gözüyle mi bakıyorsun? Hiçbir zaman öyle bakmadık. Hala iyimserdik. Ta ki penaltı olana kadar. Yani penaltı bizim golümüzü, kanadımızı kırdı. Yani penaltı bizim tamamen bitirdi mi diyorsun? Penaltı mı sana göre? Ya bana göre şimdi geçen seneki kurallara göre penaltı değil. Ama bu sene yeni bir şey çıktı. 18 içinde olan bütün ele vurmaların hepsini penaltı olarak değerlendirdi. Şimdi burada topun mesafesi, yönü, hızı, rakibin konumu var. Top kaleye mi gidiyor? Yok. Top bizim futbolcu arkası mı dönük? Dönük. Top elin ucuna çarpmış, penaltı olmuş. Böyle bir penaltıyı federasyon da duysun. Kim duyarsa ben imser bakmıyorum. Biz de yıllarca hakemlik yaptık. Bir final maçında bir takımın kaderiyle böyle bir penaltı verilip oynanmaz. Hatta böyle bir kırmızı kart verilip de oynanmaz. Kırmızı kart da mı hatalıydı? Kırmızı kart şöyle hatalıydı diyebilirim. Hani verdi eleştiriyoruz. Ama vermese de eleştirdik. Niye? Şöyle söyleyeyim. İmsel eleştirdik. Sarı kart da geçiştirebilirdi. Bu kadar ağır bir hocam bak, yıllarca hakemlik yaptınız. Evet. Orada kontrolsüz bir giriş var. Evet. Rakibe temas var mı? Ya orada Nazmi kardeşimizin topla birlikte oyuna çıkması
O anda topun kontrolünü kaybetmesi, topu alma mücadelesi verirken rakibin de kafasını biraz öne eğerek gelmesiyle birlikte topu bir yani temas eder gibi görünüm oldu ayaklarında bizim Nazmi kardeşimizin ayaklarıyla beraber rakibe girdi görünüm oldu. Hakem de zaten bekliyordu herhalde ki anında çaldı. VAR'a bile gitmeden direkt kırmızı kartla ihraç etti. Ha VAR'a gitmeden verilecek bir pozisyon daha vardı. 60 dakikada Elazığ Spor'un iki nolu futbolcusu. Evet. Bizim Nazmi'nin yapmış olduğu hareketten daha sert bir harekette bulundu. 12. kuralı derdi. Kontrolsüz hareket var. Rakibe sert giriş var. Yusuf'un ayağını çekmesi de var. Burada Yusuf ayağını çekmese belki de ayağını eline alıp çiğneyecekti. Allah göstermesin. Çok büyük sakatlık da olacak. Tabanla rakibe giriyorsun. Tabiri caizse çift giriyorsun ya. Peki sen bu pozisyonu ekranda izledin mi? Ekranda baktın izlememe mı? Gerek ekran yok. Ekran izlemesi baktın mı? Baktım. Canlı gözle bakıyorsun, yanılabilirsin bak, belki. Canlı gözle de baktım. Ekran çekimlerinden de çift kameraya da baktım. Ona göre kendi doğrularımı söylemeye çalışıyorum. Evet. Herkese bunu inandırmaya çalışıyorum. Çünkü o hareket %100 bana göre penaltı. Bizim yani penaltımızda benim idare edilebilirdi ama onların penaltına penaltı diyorum. Bizim ihracımızda idare edilebilirdi. Onların sarı kartında idare edecek bir yanı yoktu. Onu sarı kartla yani savuşturdu diyorum ya o kadar ya. Peki neye bağlıyorum? Böyle bir oluşum olması hakemin şimdi bazı söylentiler var sağda solda söylentiler de var işte tetkikçi hakem muhabbetleri dönüyor. Evet. Hatta Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un da bu hakemle ilgili serzenişleri var. Evet. Veya şimdi bizim Ordu Spor'un lobisi veya Elazığ'ın lobisi Elazığ lobisi daha mı ağır bastı? Buna mı bağlanmalı? Neye bağlıyorsun? Şimdi Zafer kardeşim Ordu'nun lobisi dersek bizim bütün milletvekillerimiz, belediye başkanımız, kulüp başkanımız, yöneticilerimiz yani herkes baştaydı. Ama lobi olarak değerlendirirsek bir tane kişinin ismi geçmesi zaten yetiyor. Ben ismini şimdi burada telaffuz etmek istemiyorum. Demek ki Elazığ'daki birisinin ismi ağır bastı. Hakem de ona göre kararlarında Elazığ lehine kararlılık gösterdi. Yani bunu diyebilirim açıkça. Bunun bir sakıncası da görmüyorum. Yani hakemin Elazığ takıma biraz daha tolerans mı tanıdı diyorsun? Zaten ben göreceğim en kötü hakemlerden biriydi. Klasman düşmüş bir hakemi sen böyle hayat mayat mücadelesi veren Ordu Spor özlemi yani ikinci gözlemi yaşayan bir Ordu Spor takımına kullanıyorsan üst düzeye atlatmaya bu takımla birlikte bunu değerlendirmeye alıyorsan bu hakem falan değil zaten yani. Değil ben gördüğüm şu anda 3. ligdeki playoff lig bası müsabakalar falan gördüğüm en kötü hakem berbat hakemdi. Bu kadar söyleyeyim ya. Peki, başka Cengiz'e vereceğim. Yani, buyurun. Hakem ne zaman açıklandı? Hakemlerin ne zaman açıklandığını tam net de bilmiyorum. Maçtan iki gün önce. Olabilir. Net bilmiyorum. Net olmadığım yerlerde cevap veremem bu konuda. Şimdi şöyle biliyorsun bizim programda dobra konuşulur. Doğrular evet, konuşulur. Doğru, evet. Ne biliyorsak o konuşulur. Tabii ki ben bilgiyi kimisine doğrular zarar söylüyorum. Veririz. Kimisine böyle genelde hep bir programa zarar gelir ama Zaferciğim. Bir yere geldiği zaman böyle doğrular konuştuğumuz Zaferciğim. İçin son programlar da olabilir. Olur Zaferciğim. Evet. Şimdi bir yere getireceğim. Yani lobi konusuna gelince bak şimdi lobi konusuna gelince burada ben Ordulu işte gazeteciler olsun sosyal medya olsun Mehmet Ağar ismi geçiyor. Eski bakanlar. Ben isim telaffuz edemem. Ben söylüyorum işte daha Mehmet Ağar'ın lobisini ağır bastığı Ordu lobisinin yetersiz olduğu söyleniyor. Sen de şimdi hakemle ilgili vermeyebilir diyorsun. Sarı kartla geçiştirebilir diyorsun. Efendim? Ordu lobisi mi? Evet Ordu lobisi. Ordu lobisi mi var? Var mı yok mu işte soruyorum işte ben soruyorum. Gelsin sıra. Gelsin. Şimdi, bitir zihnini bitir. İsim telaffuz edildiği yerde duymam lazım. Görmem lazım. Emin konuşmam lazım. Bizim basında çıktı. Sosyal medyada söylendi. Öyle çıktıysa insanlar duyanlar bildiği doğrultuda senin gibi açıklasınlar. Ben bilmediğim konu maçı hakkında izledin. Sence bir farklı bir baskılar var mıydı? Elazığ'ın maçı kazanılması için uğraşanlar var mıydı? Veya Ordu Spor bizim işte dediğimiz gibi lobiler yetersiz mi kaldı? Şimdi Ordu Spor'un lobileri yetersiz kaldı derken ben şimdi herkesin elinden geldiğini yaptığına inanırım. Sadece Ordu Spor'un aleyhinde olan kişiler listesine inanmıyorum. Kitlesine daha doğrusu inanmıyorum. Evet. Çünkü neden inanmıyorum onlara biliyor musun? Bir Ordu Spor'umuz var. Bu 67 olur, 52 olur. Buna hangi takım ikincilik yolunda ilerliyorsa ona destek vermemiz gerekir. Bunun 52'si de 67'si de. Ha bir de bir şunu söyleyeyim.
Bu 52'ymiş, 62'ymiş, amatör demiş. Bunları artık izlemeye gerek yok. Ya 3'ü 1 olsun ya hiç olmasın kardeşim. Biz de yormasınlar. Ben özledim ya. Ben Baningos duvarı 78 senesinde Baningos duvarlarını özledim. Avrupa kupalarını özledim. Ben bırak 2. ligi, Süper Ligi özledim abi ya. Yani böyle bir şey olur mu ya? Ben daha kaç sene yaşayacağım da ne zaman göreceğim ben bu Orspor Süper Lig'de Baningos duvarlarını? Peki Avrupa'da ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Abi bir an önce kim bizi seyrediyorsa, kim izliyorsa, kim kimden akıl veriyorsa o fikirlerinden bazılarından vazgeçsinler. En doğru yöntem nedir? Burada ben açık ve net söylüyorum. Kendi kişisel görüşüm değil, çoğunda görüşünü burada paylaşıyorum. Üç takımın birleşmesidir abi. Hiç kimse o taraftan, bu taraftan... O birleşme konusuna geleceğiz. Evet. Sayın Öksu, onunla ilgili sorularına var. Gelelim. Geçen hafta programımızda da İsa Akçay'ın kulüp başkanımız katıldı. Bununla ilgili düşüncelerini söylüyor. Onunla ilgili yoruma geleceğiz. Ama ben, Elazığ maçının derlemi de Cengiz kardeşim. Abi bir saniye. O, burada lafım bir şey daha şey yapayım. Şimdi Orspor takımı çıkamadı. İkinci yere çıkamadı. Kimin faydası? Kim fayda sağladı? Kimin karı oldu? İşte onlara, o konulara geleceğiz. Yok ha. Gireceğiz. Millet benim sorum var. Bununla ilgili sorum var. Zaferciğim. Şimdi Orspor takımı ikinci yere çıkamadı. Bazıları o zaman bazı yerlerine gına yaksınlar o zaman ya. Ayıptır, yazıktır ya. Bir Ordu Sporumuz var kardeşim ya. Ben eğer programı... Bir Ordu Sporu yok. Hayır. Üç Ordu Sporu var. Abiciğim bak. Dört var hatta. İstanbul'da da var Ordu Spor bir sürü. Üç var. Bu gidişle de. Demin saydın ha 52, evet. 61, 71, 81. Ordu Sporlar falan da kurulacak. Geleceğiz. Şimdi herkes elini taşın altına sokacak. Öyle yok. Öyle şey yok. Siz bitirin. Geleceğiz. Ben notlarımı almışım. Abi, bekliyorum sen sor, sabırla. Sen sor ben söyleyeyim. Sabırla bekliyorum. Veya ben konuşayım. Siz devam edin. Veya ben susayım siz devam edin. Buyurun şu anda. Buyurun. Siz benim son programım da olsa, benim programa çıkmamam da olsa ben bildiğin doğruları söyleyen biriyim. Ben hiç kimseden ne icazet alırım, ne uslubumu bozarım. Ne de programın hakkını, dengesini bozar. Biz senden programda doğru bildiğin ne varsa konuş. Onu evet, istiyorum. Aynen onun öyle. Haricinde biz birilerine bak, şirin gözükmek için, yıkamayı alama yapmak için, yalakalık yapmak için bu programı yapmıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. O bizim yönetim kurulu başkanımız da, hocam dedi, doğru ne biliyorsanız program sizin dedi. Konuşalım. Teşekkür ediyorum. Gerekirse beni de eleştirebilirsin dedi. Teşekkür ediyorum. Ortada hiçbir durum yok zaten. Evet, evet. Cengiz, bir 1-0 diyeceğim ama 3-0'luk bir mağlubiyet. Evet. Beklenmedik bir skor. Sen de ekran karşısında izledin. Ben de ekran karşısında izledim. Arkadaşım da canlı izledi. Evet, senin görüşünü alabilir miyim? Öncelikle Burhan Hocam zaten maçın orada giderek, bizi temsilen giderek detaylı olarak sahanın içerisini söyledi. Oralara hiç girmiyorum. Oralara hiç söylemiyorum. İki tane takım karşılıklı bütün yılın son maçını oynanacak. Benim garibime giden bazı şeyler var. Bütün yılın son maçı oynanıyor ve bu da yükselme maçı. Evet. Bunun uzatması var, penaltıları var. Hepsi düşünülmesi gerekiyor. Mutlaka düşünmüştür teknik heyet falan. Fakat bizim kaptanın yapmış olduğu bir hata bütün şehre mal oldu. Olacağı varmış, oldu. Şimdi biraz önce sizin konuşmalarınızın üzerinden gidiyorum. Şimdi lobi var dediniz, Elazığ vesaire. Ben şimdi Elazığ tarafından da biz öyle hani buraya çıktık ama buraya çıkıp boş konuşanlardan hiçbir zaman olmadım, olmayacağım da Sayın Öztürk. Evet. Olmayacağım da ben dersime iyi çalıştım. Elazığ tarafından da görüşmelerim var. Biraz önce yayına girmeden size görüntüler de izlettim bir sürü. Siz de biraz önce belediye başkanıyla görüşme yaptınız. Elazığ belediye başkanıyla. Evet. Yaklaşık maç açıklandıktan bir buçuk hafta zaman zarfı içerisinde Elazığ şehri ayaklanmış her taraf. Lobi dedin ya biraz önce. Hı hı. Ayaklanmış sivil toplum kuruluş örgütlerinden tut da ta bilmem nereye kadar. Şimdi gelelim biz. Yaklaşık Sayın Şükrü Bodur geldiğinden bu yana 4,5 yıldır bir üç lige çıkmak istiyoruz biz. Doğru mu? Gelirken de bize öyle söylediler. 4,5 yılda biz geldiğimizde 3 yıl Ordu'nun burası değil hakkı dediler. Ve bu takımın
Hiçbir zaman Ordu'nun çeşitli yerlerinde sosyal medya taraftar grubu hariç, bir tane taraftar grubu hariç, maçın nerede oynanacağını bile son dakikalarda biz telefonlarla öğrenmeye çalıştık. Son dakikalarda. Her şey arar aceleci olundu. Her şey arar acele yapıldı. İşte hiçbir bilgiye, hiçbir şey Ordu halkına verilmedi. Ben şimdi söylüyorum. Maçın Galatasaray stadında oynanacağı açıklandı. Doğru mu? Orada biz, hocam bir araya girebilir miyim? Evet. Şöyle lobi konusuna girdik ya az önce. Evet, lobiyi söylüyorum. Şimdi Elazığ tarafı bu evet. maçı Ankara'da oynanmasını bekliyordu. Evet. İstanbul'da maç oynanınca Ordu lobisi gündeme geldi. İşte Ordular Galatasaray stadında maçı oynanmasıyla ilgili baskı yaptılar. Elazığ tarafında da bir Ordu lobisi oluştu bu sefer. Şimdi. Çünkü onlar Ankara'da bekliyordu. Şimdi. Evet. Bunlar, bu senin söyleyişin, bir lobi oluştu diyorsun. Ordu lobisi oluştu, İstanbul'a bakıyoruz falan birkaç kişinin telefonuyla. Ankara'da oynanması mümkün değil. Ankara'daki yeni stat bitmedi. Ankara'da tek stat var. Ankara'daki tek statı sezon boyunca bütün dünya eleştirdi. Buranın zemini ne böyle bilmem ne diye. Bakıma aldılar hemen maçlar biter bitmez. Burada oynamanın imkanı, ruhiyeti ve aliyesi yoğdu. Ne oldu? Eskişehir'e öbür maçı verdiler, İstanbul'a verdiler. İstanbul'da maç olmadığı için. Tek maç İstanbul'da bu. Şimdi maç İstanbul'da. Bir sürü İstanbul'da ikinci sırada. Birinci Sivas, ikinci Ordu. Ben bir Ordu hatırlıyorum ki eski efsane Ordu'yu. Türbünde. Evet. Üsküdar-Anadolu maçı. Üsküdar-Anadolu maçı. Bravo. Evet. 30 binin üzerinde insan vardı. Şimdi spikerin söylemesini söylüyorum. 22 bin, 23 bin. Bunun 11-12 bini Elazığlı zaten. Geriye kaldı 9-10 bin. O da eğlence, hafta sonuna eğlence gitmek için. Bak şimdi. Orada spikerin o Elazığ tarafı daha mı çok olduğunu söyledi? Tabii canım çoktu zaten. Buran hocam da söylesin. O şimdi bak söylüyorum. Ortat, vardı, evet. Ortat İstanbul Taraftarlar Derneği. Bizim bu maçla yakından uzaktan hiçbir alakamız yoktur. Bu maça grubumuzla, derneğimizle, taraftarlarımızla gitmeyeceğiz dediler. Açıklamaları var. Bende, Evra falan evet. bende. Ortak. Ordu, Fidangör, yılların Fidangör grubu, taraftar grubu. Maçla alakamız yoktur diye duyuru yayınlayıp maça gitmeyeceğiz diye açıklama yaptılar. Etti evet. mi sana iki? Evet iki. Sezonun başından bu yana hiç kimseye bağlı kalmadan, hiç kimseye bir şey söylemeden, öğrencilerin cebinden aldığı paralarla her türlü şey yaparak en az 5 minibüs sezon başından bu yana Fatsa'dan buraya seyirci geldi. Fatsa taraftar grubu, Fatsa Gençlik Taraftar Grubu otobüs talep etmiş, 5 otobüs. Otobüs verilmemiş. Niye verilmemiş? Bu taraftarlar niye gitmedi? Bilen varsa yazsın bize söylesinler. Çocuklar müzdarip, bizi kimse mor beyaz renklerden alamazlar. Bu konuyla ilgili sizi kim aradı? Nereden ulaştın bu habere? Fatsa Taraftarlar Grubu'nun lideriyle ben görüştüm. Peki o Fatsa, bunlar da açıklama yaptılar. Fatsa grup lideri eğer bizi izliyorsa yayınımızı telefon bağlantısı yapabilir. Cevap hakkı kim doğuyorsa ve bize herkes arayabilir. Yayınımıza telefona bağlanalım. Ve geçerken kim demiş oradan demişler? Sizi almayacağız diye de arabalara söylemişler. Giden arabalarda bu devam. Zeki ve Murat, küskünlükleri bırakalım. Her şeyi unuttuk. Bu biraz önce Burhan hocamın dediği gibi çıkma maçıdır. Küskünlükler kalmıştır diye zeytin dalı uzatıp karşı tarafa gelmek istediler. Bunların da çok arkasında arkadaşlar ve gruplar var. Bunlar da red cevabı aldı. Bak kaç tane taraftar grubu. Red cevabı veren kim? Bağlanır arkadaşlar söyler. Kendileri yani hepsi kim bağlanır? Bildiğin varsa söyle işte. Şimdi söylüyorum işte. Evet. Red cevabı verildi gitmediler. Benimle beraber burada izlediler maçları. Şey olmuş olsa gideceklerdi. Taraftar grupları sosyal medyadan. Benim merak ettiğim. Sosyal medyadan taraftar grupların işte burada yazıları var. Fasla taraftarlar grubu. Evet. Ordu spor maçını izlemek için, destek vermek için 5 otobüs isteyip de kimden talep etti, kimden alamadı? Yönetimle besbelli verilmemiş, gidemediler. Yoldan da binememişler Fatsa'dan ve arabaların son 5-6 arabada boş gitmiş. Yarıdan fazlası boş olduğu söylendi tarafıma. Evet. Şimdi
Bununla ilgili başka bir şey bilen varsa, bizim duyduklarımız, bize söylenenler bunlar, bağlanıp söyleyebilirler. Şimdi böyle bir maç oynanıyor. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Kimsenin bir şeyle ilgilendiği yok. İlgilendiği yok. Tamam mı? Ondan sonra şimdi gelelim en önemli lobi konusuna. Çok özür dileyerek söylüyorum buradan. Şu kanala, kameraya tamam, söylüyorum. Evet. Diyorum ki sezon başından beri ben çoğu maçına gitmedim 52'nin burada. Burhan Hocam hiçbir maçını kaçırmadı. Zaman zaman sen de aynı şeye, işlerin haricinde ve bütün maçlarına gittin. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı hiçbir maçta görmedim. Ne değişti de İstanbul'da Galatasaray stadına gittiniz Sayın Başkanım? Ne değişti de gittiniz? Ne oldu da gittiniz? Esas size burada bizim bu takım direkt çıkması gerekiyordu. Burada destek lazımdı. Son maçtan ne oldu da gidildi oraya? Yani gitmemesi mi gerekiyordu sana göre? Bilmiyorum, merak ettim ben. Ve gittiyse suç mu oldu? Suçmuş yok. Hiç kimsenin bir suçu gitmiş adam son maçta. Niye gitmiş? Nedir ya? Bu zamana kadar gelmeyen bir adamın son maçta ne işi var? Final maçında şehrin evet, mülki amirlerinin gitmesi evet, kadar doğal bir şey yok. Doğal bir şey yok. Evet. Peki. Ben sadece fikrimi sordun söyledim. Ya. Hayır, fikrini söyledin. Ben fikrimi de diyorum söyledim. Ki daha önceki maçlara gitmemiş. Büyükşehir Belediye Başkanı biz final maçına gitmiş. Yani kötü mü yapmış? Hatalı mı olmuş? Ordu Spor'un maçlarının tamamına yakınına davet edilmesine rağmen ya, zaman zaman hiçbir tanesine gelmedi de. Peki bir şey söyleyeyim. Gelmedi de. Şimdi otobüs İrfan verdiler. İrfan Balkanlıoğlu oğlu denen bir valimiz vardı, hatırlıyor musun? Otobüs verdiler. Ben zaten hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Hangi Ordu Spor'un maçına gelmiş vali? Soruyorum ben de, yani ben de hocalığını yaptım. Spor direktörü bu dönemlerde. Soruyorum işte de. Gelmemiştir. Gelmedi. O zaman evet, bundan niye gelmedi? İşte niye ben gelmiyordu? Onu diyorum da şimdi niye geliyorlar? Yani o şekilde. Şimdi niye geliyorlar? Peki bir şey söyleyeyim. 67 Ordu Spor'un maçına 52 tarafından gelen var mı? 52 tarafından 52 mı? Tarafı yönetiminden, başkanından gelen var mı? Ben varım. Sen tamam, seni saymıyorum. Yani şimdilik saymıyorum. Ben 67'nin de 52'nin de aktif yönetim içinde. Sen şimdi bak Zaferciğim. Yok, örnek veriyorsun. Hani yönetim değil ki benim söylediğim. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir gitti. Bak, gitmez saymadı. 67'nin içine gitti. Ama bak bir şey diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler evet, eğer 52'nin başına gitmese ayıbederdi. Gittiyse doğru yapmış. Aynı uçaktan bak, gittiyse doğru yapmış. Ama bu, şöyle eleştirebilirsin. Geçmiş dönem maçlarına niye gitmedi bu konuda eleştiriyorum dersen olur. Olabilir. Yok. Ben hayır, bildiğim başka bir şey varsa bilmiyorum. Ben kendi görüşüm bu. Ben söyleyeceğimi söyledim. Anlayan anlar. İnşallah 52 Ordu Spor İkinci lige çıksaydı o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Ne demek istediğimi hocam, anlayacaktınız. Hocam valla ben vermek istediğim mesajı alamadım şu an. Kendim alamadım. Sen alamadın zaten. Şu an alamadın. Burhan hocam sen aldın mı? Ne demek istedin burada? Valla herkesin söylediği lafta kendine göre haklılık yanı vardır. Yani şimdi, gitmesi şimdi olumlu mu olumsuz mu? Veya niye mi gitti? Bana göre gitmesi... Lobi var dedin ya hani. Evet. Ben lobi, ordu lobisi vesaire lobisi falan filan. Lobi mobi yok kardeşim. Şişirmeyin. Lobi falan yok. Sayın Cemal Enginyurt'un dışında hiçbir lobi falan filan yok kardeşim. Diğer vekillerimiz de hep oraya son maçlarda geldiler. Yok canım, öyle bir şey yok. Son maçta herkes gider oraya. Son maçta herkes gider. Ben burada inim inlerken, ağlarken bu liglerde haksızlıklar bilmem neler olurken bu liglerde bir kez olsun yanımıza geleceksiniz. Böyle playoff maçlarında vesairelerde istemiyorum. Neyse, önemli değil. Ben hani yorumcuyum ya. Evet. Ben baktım, sadece kendi fikrimi söyledim. Beni anlamak isteyenler anlayabilirler, anlarlar. Bu olmadı. Elazığ tarafına baktığımda bunu çok profesyonelce yaptılar. Bunun neden olmadığını da ikinci bölümde derinleştirip de detaylara gireceksin ya. O zaman o derinleştirmede gelmişken konuşalım. Şu anda hiç fark etmiyor. Detaylara gireceğiz abi. Şu anda da girebilirsin. Sıkıntı yok. Girebilirsek o zaman yani Burhan Hoca'da mesela ben böyle uzun uzun konuşuyorum. Burhan Hoca'nın da şey yapalım biraz. Dolayısıyla biz bakın şimdi Ordu'da 3 tane Ordu Spor var. 3 tane Ordu Spor var bu şehirde. Evet. Şimdi arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun.
Efsane Ordu Sporumuz orada duruyor. Biz burada program yaptık günlerce. Dedik ki en son borcu kaçtı Sayın Öztürk? Bende de var liste elimde, sende de var. 100-120 trilyon civarında, 150 trilyona vergilerle, euro borçları evet. vesaire işte dayanan bir borç var dedik. Doğru mu? Evet. Amatörde. Bu ne olacak dedi. Tamam mı? Efsane Ordu Sporumuz burada duruyor. Herkes röportajlara falan bakıyorum. İstanbul'da Elazığ Televizyonu'na falan röportajlar yapılıyor. Adam diyor ki ayrım yapıyor. Bu çok acı bir şey. Efsane Ordu Spor bu Ordu Spor değil diyor. Biz gerçek Elazığ'ız da diyor. Bu Ordu Spor o değil diyor. Ordu'da diyor birçok rakamlı Ordu Spor var diyor. Bak bak. Var diyor. Bu esas gerçek biz de diyor eskiden mücadele eden Ordu Spor diyor. Amatörde diyor. Amatörlükte diyor. Adamlar takip ediyor. Bu beni derinden yaraladı. Ve yaraladı. Şöyle söyleyeyim ben sana şimdi. 3 tane Ordu Spor var. Şimdi bir tanesi 7 yıldır Sayın Enver Yılmaz tarafından kurularak kurulurken dün gibi hatırlıyorum. Ne söylendi Zafer Öztürk bize? Dendi ki Ordu Spor'un 50 trilyon borcu var o zaman. Evet. Bak 50 trilyon borcu var. 47. 47 trilyon borcu var. Bu borca karşılık ya ordulular siz dediler saçma sapan konuşuyorsunuz. Bu borcun altına girilir mi? Elimizin altında gıcır gıcır bir sıfır borçla bir takım var. Biz bu takımı alalım. Biz bu takımı alalım. Bu takım üzerinden yürüyelim. Ordu Spor'un bunu üzerinden yapıp borçsuz harçsız devam edelim dediler. Doğru mu? Evet doğru. Söylediler. 3,5 sene geçti aradan. 3,5 sene sonra bıraktılar. 3,5 sene sonra bıraktılar. Bak ben notlarımı almışım. 3 yıl sonra Enver Yılmaz ve Zavalsız Başkan beraber devrettiler. Bıraktılar. Hatta ortada kalıyordu. Gittik bir şeyler yapıp sadece futbolcular oynasın diye takımı lige soktuk. Bir üçüncü ligde siz ikiniz de benden daha iyi sahanın içerisinde profesyonel oynadınız. Üçüncü ligde en kötü bir takım bundan 3 yıl 4 yıl önce benim tahminim ortalama bir 5-5,5 trilyona eski parayla kuruluyordu. Evet. Yani takımı döndürebilirsin. 3 yılda 15 trilyon yaz. 15 trilyon gitti buraya. Şimdi geldik oraya. Devrettik Sayın Şükrü Bodur'a. Her dönem bir üst lige hedef koyduk. Her dönem bir üst lige hedef koyduk. Koyduk. Tam 4,5 yıldır biz 3. ligdeyiz. Ve harcanan para takıma 10 trilyondan 45-50 trilyon civarında bir para. Yıllık. Yok. 4,5 yılda. Hadi 10 trilyon olsun. Ben daha fazla. Ben 10 trilyon derken bir yılına 10 trilyon lira ben en mahsumunu söylüyorum. Şimdi bak. Yani milyonlu trilyon mu? Eski paraya göre trilyon, milyon yani. Milyon, şimdi evet. Yeni paraya aynı, göre. Aynı fark etmiyor. Şimdi şey yapmayalım. Eski paradan söyleyelim ki bizim ordu halkı biraz eski paradan bilirler benimle. Hocam 3. şampiyonluğun bir takımı 10 trilyon değil. 20-25 trilyon yakın, 30 trilyon yakın para harcıyor. Neyse evet. Ben 10 trilyon diyeyim. 4-4,5 senede 50 trilyon. 15 trilyon da buradan 65-70 trilyon. Be kardeşim biz boyuna Ordu Spor. Şimdi ne olacak? Şimdi Sayın Şükrü Bodur dese ki ben sen geçen şey yaptın soruyu sordun fakat daha sonra konuşuruz bu konuyu dedi. Ben yoruldum arkadaş. Buraya kadar gitti. Bitti benim işim dese. Ve gitse. Bu Ordu Spor'un Şükrü Bodur'un alacaklarını temlit edip gidecek mecburen. Alacağı var. Herkesin evet. yaptığı gibi. Bu da en doğal hakkı. Bu Ordu Spor kaç trilyon borçla kalacak burada? En kötüsü 55-60 trilyon. Tamam mı? Eski paraya göre. Ve kardeşim biz ne yapacağız? Ordulu affedersin saf spor severler olarak sağa sola koşuyor olarak İstanbul'a gidecek, Urfa'ya gidecek, Mardin'e gidecek, elini kıracak, kaza geçirecek. Koşacağız Ordu Spor'un peşinde. Niye? Mor beyaz renklerin peşinde koşacağız. Bir tane daha bakacağız ki takım kalmadı elimizde. Bu sefer ne yapacağız?
77 ordusu bor kuracağız. Borçsuz yapacağız ya. Bir kapı açtık biz buradan şimdi. Bir tanesi gelecek 87 ordusu bor kurulacak. Oldu mu sana 5-6 tane ordusu bor? Buranın rakamı 70-75 trilyon. Eski efsane ordusu borun bütün borçlarını kapatıyordu kardeşim harcadığınız para. Lige de çıkamadık, hiçbir yere de çıkamadık. Yapmayın, derhal ve derhal birleşme yoluna gidilecektir. Başka çaresi yok, sakın ola yeniden yapılanmayın. Yeniden yapılanma falan olursa bu insanlar her taraf bölünmüş, her taraf burnundan soluyor sokaklarda. Bunların hiçbir tanesini lütfen yapmayın insanlara. Bizim ordu halkı bekler, 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 bekler. Sonunda kardeşim efsane ordusu bor yerinde duruyor. Efsane ordusu borun futbolcularının öbür dünyaya göç edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yarıdan fazlası burada yanımızdalar. Spor aklı olarak alın, konuşun. Yanlış yapıyorsunuz. Olmuyor. Ya bizimle dalga geçiyorsunuz yıllardır ya da bu takımları çıkarmak istemiyorsunuz. Bu takımlar çok basit çıkar. Diğer takımlara bakıyoruz aynı liglerde. Çok süper, acayip oynayan çocuklar var. Bizim takıma bakıyorum. Ben şimdi Burhan hocama döneceğim. Özür dileyerek söyleyeceğim. Bir sorum var kendisine hazırlamıştım. Burhan hocam da yanlış anlamasın. Burhan hocam, bu bizim futbolcuları, 52 Ordu Spor'un futbolcularını kim transfer etti Allah'ını seversen? Bir bilgin varsa bize söyler misin? Sen hani yönetim kuruludasın. Bu yüzden sana soruyorum. Beni bağışla. Biz çünkü cevap alamıyoruz. Belli bir şeye kapalı. Tamam soralım. Hiçbir basına, soralım. Hiçbir şeye şey vermiyorlar. Şimdi, bunun için bu transferlerden haberiniz bu transferleri var mı? Transferleri kim yaptı? Kim yapıyor bu transferleri? Şimdi Cengiz kardeşim. İş yine döndü dolaştı bana geldi. Yok estağfurullah. Bende her soruya verecek üzgün, cevaptır vardır. Üzgün ve kırgın bak, durumdayım. Bende her soruya verecek cevap vardır. Anında aktır. Ben doğru neyse onu söylerim. Ben Ordu şu anki yönetiminde aşağı yukarı yani iki sezondur bulunuyorum. Evet. Ama yedek olarak bulunuyorum. Ve hiçbir toplantıya dahil edilmedim. Çağrılmadım. Neden? Ben. Neden de ben de bilmiyorum. Bilen varsa onlar söyler. Hayır gidebiliriz. Gidebiliriz. İzlemeye gidebiliriz. Hayır belki davet gelmemiştir. Bakın çağrılabilirim de gidebilirim de. Tabii ben çağrılmadım da gitmedim de. Hatta kongreye bile gitmedim yani. İşin Türkçesi bu. Ama burada eğer bu işleri çok bilenler varsa durum da ortada işte. Peki böyle, bildiğin kadarıyla bu Ordu Spor'un transferleri kim yaptı? Abi bildiğim kadarıyla transferleri yapan da belli işte yönetim ve yönetimin teklif ettiği listeyle birlikte isim verebiliyor muyum? Sayın Başkanım Şükrü. İsim kimi vereyim kardeşim? Yani atıyorum işte ben bizim Berkara Mustafa vardı. Onlar mı yaptı? Bakın kardeşim ben yani açık ve net söylüyorum. Menajer ben kim bilmediğim o? Konuda isim sıfatına isim şeyine girmem. Bilmediğim ha isim olarak bilsem hocalar mı getirdi? Ha şu ben de söylüyorum. Ta sezonun başında söyledim mesela. Seyrettim. Ya bu takım bu adamlar bu şeye kim aldı dedim. Ordu Spor grubuna kim mal etti dedim. Hangi yönetimci aldı veya hangi menajer aldı dedim. Hangi neye dayanarak? Sen de mi eleştirdin? Ben de eleştirdim sezon başında. Cengiz eleştiriyor şu anda değil mi? Evet aynı şeyleri konuşuyorum. Ben de eleştiriyorum. Hayır aynı şeyleri konuşuyorum. 52 Ordu Spor'un transferleri kim yaptı? Abiciğim bu transferleri evet. Yapan. Soru bu. Bakın, öğrenebilir misin? Bununla ilgili abi, cevap hakkı doğan arkadaşlar. Bu transferleri kim yapıyorsa bu transferleri kim yapıyorsa bu güzel başkanın iyi niyetinden faydalanmasın. Bu güzelin başkanın daha iyi yerlerde peki, olmasını peki, sağlasın. Peki. Bir dakika ben sizin tezinizi çürüteyim o zaman. Çürüt. Bu takım dün Elazığ'ı yenseydi ne diyecektiniz? Bu transferi bir süre kim yapacaktı? Ben yine aynı şeyi söylerdim. Peki takım abi bir maça göre mi bu takım abi, başarısız olarak attan duruyor şu anda? Şimdi takım ikinci lig çıktığı zaman başarının üstüne zaten konuşacak fazla bir şey kalmaz. Ben her şey üstü bir anda kapanır. O zaman ne olacak? Şampiyonluğu eleştirecektik. Başarılar dileyecektik. Ordu Spor'a ikincilikte başarılar dileyecektik. Son bir maça göre mi bu transferler başarısız görüyorum? Cengiz'e soracağım bunu şimdi. Bunu istemeyenler de var bak. Ordu Spor takımının şampiyon olmasını istemeyen çok kitle var ya. Önce bunları çözmeliyiz biz ya. Benim buradaki şeyim, evet. Saldırganlığım, sözlerimim yani bu Ordu Spor takımını birleştirmek. Üzgün, ya şimdi evet. Diyorlar mesela bak açık ve net söyleyeyim. 1967 takımı. La kardeşim 1967 takımı kim? Yeni Mahalle, Soya Spor, 1967 Ordu Spor. Evet. Öbür 52 takımı kim?
YS, Köy Hizmetleri, Özel İdare, 52 Ordu Spor Kulübü. Asıl Ordu Spor nerede? Ben İstanbul'dakini falan saymıyorum. Asıl Ordu Spor nerede? Birinci amatör kümede. Evet. Ben de diyorum ki 3 takım birleştir. Ondan sonra ne haliniz varsa göz. Kimde 60, kardeşim? 67, birinci amatörde kimde? 67-52 diye bir kimde? Ayrım olmasın. 67, yok mu ordunun kimde? Delikanlıları? 67-52'nin başarılı olması istemiyor. 52-67'nin başı. Ben öyle biri değilim. Ben spor adamıyım. Ben 67'nin geçen sene ve bu sene, geçen sene bütün playoff'ların hepsine dışarıda gittim içeride. Burada da 67'nin bütün maçlarının hepsinde protokolde yerim vardır. Bunu ispatlayabilirim. Tamam, ben biliyorum. Ben hiç, şahidim. Hiçbir maçta ayrım yapmadım. Ama bizim genç insanlarımızın beyinlerini yıkamasınlar. Genç nesilleri köllemesinler. Şimdi, bakın özellikle söylüyorum. Bak, altını çizin bunu lütfen. Önemli bir şey söylüyorum. Genç nesil kardeşlerimizin beyinlerini yıkamasınlar. Ordu spor sevdası aşılasınlar. Genç nesillerse örnek olsunlar. 67-52 diye ayrım yapmasınlar. Zaten biz birleşmesinden yanayım ben. Bunun ayrıcalığım yok. Ya birleşmediği oldu sürece 7 sezondur 3. ligde sürünüyoruz şimdi, ya. Kalmıyoruz, sürünüyoruz. Senin soruna ben cevap vermek istiyorum, sorduğun soruya. Demek ki az önce soruyorsun. Evet. Son maçta eğer bu takım çıkmış olsaydı şu kim yaptı bu transferi der miydik, demez miydik? Ben demezdim. Yine mi eleştirirdin? Eleştirmezdim. Bu söylediklerimin hiçbirini söylemezdim. Neden söylemezdim biliyor musun? Evet. Sabırla bekliyor, bak ben açık konuşuyorum. Sabırla bekliyorum. İkinci lige çıkmış bir takımı niye söyleyeyim? Başarı ikinci lige, zaten. İkinci lige çıkmış takım, ikinci lige çıkmış diye biz bekliyoruz. Şimdi ben bu konuşmayı niye yapıyorum? Takım çıkamadı. Bizim bir yılımız daha gitti. Koskoca Ankara Gücü düştü aşağıya. 7 sezondur 3. ligdeyiz. 7 sezondur 3. ligdeyiz biz. 11 tane, bu da 12. hoca. Bunları kim yaptı da kardeşim? Ben bu zamana kadar sormadım. Niye sormadım? Çünkü takım diken üzerinde. O çocuklar alın teriyle oynadılar, ettiler, hasbelkader gelmişler, çıktılar, indiler vesaire. Önceki sene finalde kaybettiler vesaire vesaire. Takımın en iyi adamı, Nevzat kardeşim, takımın kaptanı, bu takımı sürüklemiş. Yaklaşık kaç aydır top oynamıyor. O sakat. Abi, ya sakat da ben... kardeşim. Ne oldu? Ayağı mı kırıldı? Nedir? Bunu bize söyleyin. Şimdi... Yedek kulübesinde duruyor. A Spor'un spikeri bile soruyor. İyi adam diyor, yorumcusu orada. Yedek kulübesinde kardeşim diyor. Oyuna girebilir diyor. Ama biz biliyoruz girmediğini. Neden? Bir sportif direktör bir şey, bize bir açıklama, bir şey yapmıyor ki. Sportif direktörü bilmiyoruz ki. Eskiden toplantılar vesaireler oluyordu. Oraya şöyle neden gireyim. Ayrım oluyor? Geldik. Neden? Öbürü kendi kapalı kutuda. Öbürü kendi kapalı kutuda. Kardeşim 100 trilyonun üzerinde para harcanmış. Senin benim para Ordu'dan. Biz de maçlara gitmek için bir sürü paralar harcıyoruz. Olanı var, olmayanı var. Bunu yapmayın. Eğer bir takımla oynamak istiyorsanız, gidin başka yerde yapın. Mor ve beyaz renklerin üzerinden oynama yapmayın. Kardeşim, oynama yapmayın. O zaman geçen hafta burada Sayın İsa Akçay ilk kez konuktu burada. Evet. Sonra da telefonla bağlandı yayınımıza, hatırlarsanız. Biliyoruz. Ne söyledi? Ben şimdi düşünüyorum. Ne söyledi? Seneye ligin içine gireceğim. Hayır, aklıma koyacağım. Bu 67 takımı ne olursa olsun kurulduğu günden bu yana hep kafanın üzerlerinde dolaşmadı mı? Geçen sene de finali kaybetti. Evet, aynen. Kütahya'da seyrettik. Evet, doğru. Ta evet. Kütahya'ya gittik. Beraber gitmedik mi beraber? Evet, doğru. Gittik. Kaybettik. Şimdi Sayın İsa Akçay telefonda serzenişte bulundu. Ben bunu daha önce hiç dikkate almıyordum. Bir düşündüm şöyle, baktım. Ben eleştiririm sonuna kadar bir hata yaparlarsa. Ama haklı adam. Kardeşim, hiçbir şey yok ortada. Bu takım, bu takımın U18 takımı Türkiye ikincisi olmuş. Biz buraya Mahmut Nambaş'ı aldık. Türkiye ikincisi oldu. Evet. Kaç tane grup gitti. Ne söyledi biliyor musun? Çocuklar yerde ranzaların yanlarında yatak seriyorum ben. Oralarda yatıyorlar dedi. Ha, ben dedi tesisleri istiyorum dedi. Öbür taraftaki tesisleri. 52 Ordu Spor'un. Şimdi sen de bir yönetici olarak sana da sorayım o zaman. Buradaki tesisler Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri. Kiralanmış tesisler. Bizi açıkladılar, bir aydınlattılar biliyorum.
Bu senede doluyor 10. yılı kiralık şeyi. Yeniden sözleşme yapılacak mı? Bu 67 Ordu Spor takımı böyle ligde devam ediyorsa, bu ligde bunun da belediye tarafından burayı alma hakkı var mı yok mu? Eğer böyle bir imkan sağlansaydı bu Türkiye ikincisi olan ve çocuklara ve 67 Ordu Sporlu futbolculara belki de bu sene çıkacaklar mıydı? Biz üst liglerde hani 780 binlik merkez Ordu, büyükşehir Ordu stadımız falan yapıldı. Üst liglerde takım bekliyoruz ya. Herkes Ordu ismini duyduğu zaman Süper Lig vesaire vesaire diyor. Buradaki biz bir de Süper Lig'de Ordu Spor Gen Centilmen ödülü aldık. Para ödülü de almış bir takımız. Dolayısıyla biz buralara ne zaman geleceğiz? Bizimle her gelen neden dalga geçiyorlar? Biz bu takımları ne zaman yukarılarda göreceğiz? Bu futbol adamları, bu işin içinde bulunan sizler gibi futbol adamları, teknik direktörler, sizler, dışarıda duranlar neden bilgi alınmıyor? Neden bu futbolda? Futbolun, Türkiye Futbol Federasyonu da aynısı. Futbolun bu değerlerinde özellikle bunlarda bilgiler alınacak. Hepsi burada bekliyorlar, bilgiler alınacak. Adamları bulundukları yerden kovuyorlar. Adam futbol içeriğiyle ilgilenemiyor, tutuyor. Dışarıdaki inşaatıyla, şunuyla bunuyla ilgileniyor diye kovuyorlar her taraftan. Seni başka yerlere gönderiyorlar, kırşehirlere vesairelere. Bir konuşma yapıldığı zaman bu hain diye damga vuruyorlar insanlara. Biz ne zaman bu takımlara bu kadar paralar harcadık da çıkartamadık? Eğer bu kadar paralar harcadık, millet herkes elini kafasının üzerine koyacak. Beni daha fazla konuşturmasınlar. Benim elimde hepsinin belgeleri var. Herkesin şeyi var. Adam gibi bir takım kurulacak. Kurulursa kurulsun, birleşme olacaksa olsun, olmayacaksa bırakıp gitsinler. Her zaman bu program bize açık olduğunda da bunları söyleyeceğim. Beni buradan kovana kadar insanlar, ben bu doğruları, bildiğim doğruları söyleyeceğim. Yeter artık. Hayır. Artık yeter. Burada laflarına başlarken bana soru hitabında bir şey söyledin. Evet. Evet. Ne sormuştun? Bu onu? Tesisler. Tesisleri ben şimdi Ahmet olur, Mehmet olur, 52 olur, 67 olur. Ben ikisini de tasvir etmiyorum. Neden? Ben bir aynı şeyi savunuyorum. Birleşsinler diyorum. Birleşsinler, birlikten kuvvet doğar. Şunu demek istiyorum. Birleşmedikten sonra 67 daha safar gitmez, 52 daha safar gitmez. Türkiye 3. liginde 2 tane takımımız varsa bizim Ordu'da, evet, bak evet, şimdi evet, bölücülüğe bak, evet, ayrımcılığa bak sen. İlçelerimiz de son cümlemi söylüyorum. Evet, son cümlemi söylüyorum. 2 tane profesyonel takım varsa bizim burada, evet, merkezde, ikisinin de eğer bir şey varsa üst düzey yerde çalışma. Veyahut da hiçbirinin çalışmaması gerekiyor kardeşim. Birinin aşağılarda böyle olması, birinin burada olması. Veyahut da yer değiştirecekler. Evet. Birer yıl. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına girmeden önce programın akışına ben iki yorumcumdan böyle dinledim ben. Bilmiyorum. Şu anda bakıyorum sosyal medyada da gayet iyi bir izlenme oranı olduğunu görüyorum. Şimdi birleşme ile ilgili son noktayı koyuyoruz. Birleşme ile ilgili, evet, geçen programımızda Ordu Spor 67 Kulüp Başkanı İsa Akçay, ben dedi sadece efsane Ordu Spor'la birleştiririm dedi. Onunla ilgili sohbete devam edeceğiz reklam arasından sonra. Doğruların konuşulduğu spor ateşi kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Evet, en son nerede kalmıştık? Birleşme ile ilgili durumda kalmıştık. 52-67 efsane Ordu Spor, ne kadar Ordu Spor varsa bir çatı altında toplanılsın diye, birleşilsin diye bunun sohbetini yapıyorduk. Bununla ilgili 67 Ordu Spor Kulüp Başkanımız Sayın İsa Akçay, biraz sonra telefon bağlantısı olacak. Ben tekrar değerli yorumcularımla beraber bu birleşme ile ilgili düşüncelerini tekrar alalım. Sonra kulüp başkanı İsa Akçay'la da telefon bağlantısını gerçekleştirelim. Evet Cengiz, birleşme dedin. Birleşme olması lazım diyorsunuz. Burada genelde bize gelen yorumlar da hep aynı fikri destekliyorlar. Birleşme ama geçmiş programlarda da 67 kulüp başkanı İsa Bey'in de dediği gibi efsane Ordu Spor'la birleşmeye varım.
Ama onun haricinde 52 Orospor'la birleşmeye yokum dedi. Bu şimdi bu sonuçta bir kulüp başkanı ağzından çıkan bir söz. Bir taahhüt veya söylem. Ama şimdi tabii biz bunu 52 Orospor tarafından şu ana kadar bir cevabı almadık. Gerekirse Şükrü Başkan da bizi izliyorsa bu konuyla ilgili düşünceler varsa ekranımız ona açık. Onun da düşüncelerini alabiliriz. Ama birleşme olur mu olmaz mı? İşte tekrar ben Burhan Hocam senle başlayalım. Birleşme olur mu olmaz mı? İsa Bey'in de söylemini biliyorsun geçen programda. Vallahi İsa Başkan'ın söylemlerine göre kendi fikirlerini burada beyan etti. Canlı yayında söyledi. Şimdi onun söylemlerine göre ben birleşme olur diye yani hitap şeklimi değiştiremiyorum. Bana göre birleşelim. Birleşmekten başka çözümümüz yok. Başkan ne söyler bağlantıda onu peki, bilemiyorum. Peki birleşme diyoruz ya. Evet. Şimdi burada kafalar karışıyor. Ben bile anlayamıyorum. Ne gibi? Spor adamları. Neye göre nasıl birleşecek? Birleşme nasıl olacak? Yani birleşme ben derken bunun açılımı nedir? Ben siz yanlış ne gibi anladınız. Birleşme? Anlamıyoruz birleşme bu birleşme. Derken yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Bize bir aydınlatın. Hemen. Ben de söyleyebilirim. Çok, net ya. Nasıl birleşme olacak? Söyle komutanım. Yani bir kelime söyleyip yöneticiler mi birleşecek? Kulüpler mi birleşecek? Hayır, taraftarlar mı birleşecek? Şöyle söyleyeyim. Birleşme derken yanlış anlaşıldı. 52-67 ile birleşecek, öbürü onunla birleşecek falan filan değil. Nedir? Mesele. Aç orayı. Ordu Spor, efsane Ordu Spor var aşağıda. Evet. Efsane Ordu Spor'un. Peki nasıl birleşir 52 Ordu Spor'lar? Çatısı altında. Nasıl olacak? Bak çatısı altında şöyle olacak. Oturulacak aşağıya bu efsane Ordu Spor'un. Biz bunu çıkartabiliyorsak, federasyondan alabiliyorsak, bütün borçları, bütün eski topçular şu anda zaten bu liglerde görev yapıyorlar. Hepsi de hazırlar. Hepsinden muvaffakatname alınacak. Sadece yurt dışındakilere cüzi bir miktarda borç var. Bunlar kapatılacak. Bunlar hepsi idareciler. Öteki takım, bir iki takımı bırakılacak. Buradaki şu arma var ya arma. Evet. Mor beyaz. Nasıl yapacaksın? Orası olmuyor işte. Yani orayı bak sana lazım. Söyleyeyim. Söylüyorum. Sen anlamıyorsun galiba. Bu iki kulüp olduğunda bu Ordu Spor'a devrolacak. Ordu Spor olacak. İdarecisi müdarecisiyle beraber. Hep beraber. Peki soruyorum. Hep beraber. Nasıl olacak? Yani ben anlıyorum da siz bana anlatamıyorsunuz. Yok armayı alacağız. Armayı nasıl alacaksın kardeşim? Ordu Spor'un bir kere şu anda borcu var mı? Evet. Sen Ordu Spor ismiyle bu takımları nasıl birleştireceksin? Nasıl yapacaksın? Bana bunu anlatsana ya. Nasıl mı yapacaksın? Evet nasıl yapacaksın? Aşağıdaki Ordu Spor'un ismiyle sen üçlükle nasıl mücadele edeceksin? Ya aşağıdaki Ordu Spor'un ismiyle üçüncülükle mücadele nasıl edemezsin. Nasıl edeceksin merak ediyorum. İkinci bir sorum. İkinci edemezsin bir sorum. Abi. Edemezsin diyorum. Daha o zaman niye efsane Ordu Spor'la birleşiyorsun? Nasıl birleştiriyorsun yani? Efsane Ordu Spor'u bir şekilde oraya getireceğiz. Niye logosunu kullanamıyoruz biz bunun? Niye kullanamıyoruz? Borcundan dolayı kullanamıyoruz. Tamam borcu o kadar büyük bir borç değil yani. 100 milyar da bir borçtur en fazla. Bir dakika. Neden dolayı? Ve Ordu Spor'un... Bir dakika. Ordu Spor'u da mı ilave edeceksin? Sporcuları değil. 188 milyon Ordu Spor'u da mı ilave edeceksin? Bak. Yok. Sporcuları değil. Yanlış anlaşıldı. Logo var ya logo. Evet. Logo da hacizli. Tamam hacizli. Logo da hacizli. Haciz kalktı. Logoyu yani. Kaldıracağız biz kardeşim logoyu. Efsane Ordu Spor'un 1967 yazan logosunu kaldıracağız. Sayın İsa Akçay mı birleşmek istiyor? Dedi ben evet. Orayla birleşirim. Hı-hı. Alacak, üçüncülükten devam edecekler. Aşağıda birinci amatör kümede bu Ordu Spor olmayacak. Birinci amatör kümelerde falan olmayacak bu Ordu Spor. Kimse yarışmacı takım bu logoyu aldığın zaman zaten temelini almış oluyorsun. Şimdi ötekiler hep amblem ve başka değişik logolarla çıkılıyor da. Yani kendi gerçek sen logosunu almıyor. Ordu Spor'un logosunu alan alacak futbolcularla anlaşacaksın. 67 mi ilave edeceksin, 52 Ordu Spor'u mu ilave edeceksin? Onlar kendi bileceği iş. Onlar bir araya gelecekler, ya, konuşacak herkes. Biz burada yorumcu değil miyiz? Ya, biz burada program, biz burada akıl veren değil mi şu anda? Kendi bir araya fikir, gelecekler. Fikir ve önerilerimizi sunmayacağız mı şu anda? Gelmem diyor kardeşim. Ya tamam ama birleşme olduğu zaman diyorum. Diyelim ki vali geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Gelin bakalım Şükrü Bulut, İsa Akçay, Hamdi Işık. Kim alttaki Ordu Spor'un logosuyla ve borçlarıyla ilgileniyorsa biz ordulu olarak hangi takım geliyorsa onun yanına yanaşıyorsa biz ona destek vereceğiz bu sene. Borcu da kabullenecek mi gelenler? Bu sene. Borcu harcı zaten çözülecek. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim de. Bakın. Burada neyi söyleyeyim biliyor musun?
İki takım birleşirse zaten olay kendinden çözülür. Bak ben ne diyeyim, başka bir şey söyleyeyim. Yoksa öbür borcu falan girersek ben sabaha kadar bir program hangi yapsak takım, bu işin içinden çıkamayız. Hangi iki takım? Ki. Birleşecekler. Birleşecekler. Ondan sonra aşağıdaki orospor ne olur? Abi onu ele alırlar zaten birleşecekler. Kim alacak ya? Kim alacak? Abi alırlar diyor. Alırlar, kim alacak? Abi, ya, alırlar yok. Alacak abi, kim alacak? Abici. Bak sen orospora derdimiz bizim. Orospora şu anda başkan adayları çıkıyor şu anda almak abi, için. Abi önce kim? Bir işin ucundan tutmak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Yok öyle yapalım. Yok böyle karamsarlığa gideriz. Önce ikisi bir anlaşma sağlayacaklar. Ondan sonra üçüncüsünü aldılar zaten. Tamam anlaşalım 52-60. Abi olmuyorsa ikiyi anlaştıramazsan üçüncüyü nasıl anlaştıracaksın kardeşim? O zaman birleşme olmaz. Birleşme olmasa diyorum ya sabaha kadar konuştururuz bu zaman o zaman. Evet. Olması için ikili kulübü bu konuyla ilgili İsa Akçay'ı bağlayabilir miyiz Aykut? Yani birleşmesi için onunla da fikir alalım. Gerekirse Şükrü Bodur'u da arayalım. İki kulübün birleşmesi şart. Öncelik bu. Ondan sonra her şey zaten yoluna girer bir şekilde. Şimdi bak şurada benim sorum şu size. Şimdi birleşecekler. İki tane üçlülükte bir takım var. Ama bir takım burada lav olacak. Bu lav olan takım ne olacak? Soruyorum. Şimdi lav olacak dediğin zaman. Lav olacak. Hiçbir birleşmeden bir takım olmayacak abi mı? Bak hiçbir kulüp kendi takımını. Üyeye mi verelim? Abi hiçbir kulüp kendi takımını lav etmez. Şimdi ben yönetici miyim? Ben Orospor için. Yöneticimden feragat ederim. Bu kadar. Benim gibi çıkacak birkaç kişi, ben de feragat ederim diyecek. Eğer çok gücü yeten adam varsa, çok paralı bir adam varsa çıkacak, ben başkanım diyecek. Ben Orospor'u birinci lige, ikinci lige çıkartacağım diyecek. O adama da destek çıkarım. Peki. Ama böyle bir adam var. Böyle bir adam görüşte kim varsa tamam, onu destekleyeceksin. Başka bir soru sorayım. Evet buyur. Şükrü Bodur devam ediyor. Evet. De. İsa Akçay devam ediyor. Evet. 67'de. Evet. Şimdi birleştiler. Kimin kontrolü adı altında, başkanı adı altında toplanacak? Hangi çatıda toplanacak? Abiciğim iki grup bir araya gelecek. Gelmem diyor ya. Ya gelmem diyorsa bunu bu şekilde bir söylersek zaten gelmem. Ben onunla ya. Gelmem diyor. Şehrin abi, bak, dinamikleri bunun, devreye girecek. Biz şehrin bunun, dinamikleri abi, devreye bakın, girecek. Bakın biz bunun bir araya gelebilmeleri için öncelikle bir konuşma yapmamız lazım. Nedir? İmser olmak lazım. Şimdi sen gelmez diyorsun, öbürü gelmez diyor. Ben gelmez dersem... Bunlar zaten haliyle biz demiyoruz kendisi diyor. Abi konuşmaya gerek bir şekilde ikna etmek lazım. Bak ikna edemedikten sonra bu işler ya. Sonra seneye başlayacaklık. Ah anam ah babam. Ondan sonra o onu alacak. Bu bunu alacak. Üçüncülükte kalacak. Gelecek bu adamı kim aldı? Şu adamı kim aldı? Şu şuraya gitmiş. Bu buradan gelmiş. Böyle. Aa mesela bir 70 numara gelmiş. O kadar para verilmiş. Ne oynadı finalde kardeşim? Hiçbir şey. Neyse ya boş. Konuşacağız söylenir. Başka sorun neydi? 70 numara mı alınmış finalde? Ya öyle ya 70 numara diye bir topçu var. Sol Mustafa açık Yılmaz oynadı. Diyor. Mustafa Yılmaz. Ne oynadın kardeşim? Bu kadar en çok paralar alanlardan birisin. Bunu ne oynadın? Örnek peki, olarak söylüyorum. Sana bir soru sorayım. Sana sormuyorum. Bunu bize mi soruyorsun? Hayır sormuyorum ya. Ben burada kendi takımı, kendi futbolcusunu eleştiriyorum. Burhan abi peki, biz... Peki bir soru soracağım. Evet buyur. Biz sana seniye, soruyoruz seniye, bunu. Ya kim ben aldı bu Mustafa Yılmaz'ı abi, kim aldı? Takamadan... Yöneticisin abi sen Mustafa Yılmaz'ı da, kim aldı? Bir boşluk bulup üstüme gelme. Yok, ben yok. Söylüyorum ben takamadan söyledim bak. Ben yok, de kendi bak yönetici oldum. Ben takamadan söyledim bunları. Oyuncu eleştiriyorum diyor. Ben Hüseyin Müdür yani... bak Hüseyin Müdür şahidimdir. Bu futbolcuları buraya alanın, bu futbolcularda emeği olanın yazıklar olsun diyen benim. Neden diyorum biliyor musun? Futbolculukla alakalıları yok. Yok abi. Ha. Ben çoğu topçuyu burada atıyorum bir 4 numara almışlar. Adını şanını bilmem. Evet. Bilmem abi ama bakacaksın amatörden sonra anlatırım. Bu kadar basit yani. Evet telefonumuz hattın ucunda İsa Akçay 67 Orospor Kulüp Başkanımız var. Alo. Zafer Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Program izliyorsunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başındaki olan herkese de sizleri takip eden herkese de iyi akşamlar diliyorum. Programın başından sonuna kadar izleyebildiniz mi? Genelde izledim evet. Genelde izlediniz. Konular hep birleşme ile ilgili sorular ve burada birçok yorumlar da geliyor TV52'nin Facebook sayfasında. Evet başkanım geçen program aradınız. Asla ve asla. 52 Orospor'la 67'nin birleşme şansı yok. Ama Efsane Orospor'la birleşmenin size okey dediniz. Doğru mudur buraya kadar? Doğrudur. Evet ama... Bir takım şu anda 52 Orospor final maçını kaybetti. Tekrar gündeme gelen Ordu'daki şehirdeki hava
ya tek takım olsun, tek bir güç olsun diye böyle söylemler var. Siz bu konuya nasıl sıcak bakıyor musunuz, ne düşünüyorsunuz? Tekrar soruyorum ben bu soruyu. Hocam bu aslında konularla ilgili basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. Bu hafta içinde yazdım size de biraz önce. Evet. Sadece kurumsal yapılanmayla ilgili eksiklerimiz var. Onları tamamlayamadığımız için aslında bir basın toplantısı düzenleyemedik şimdiye kadar. Ben en başından en sonuna kadar size konuyu anlatayım. Yani kendi fikrimi, kendi düşüncemizi anlatayım. Taraftarlarımız bilsinler ki bu sorular artık sorulmasın. Herkes içine baksın dolayısıyla. Evet. Şimdi birleşme dediğiniz eşitler arasında olur. Değil mi? Bir kere biz eşit değiliz. Nasıl eşit değiliz? Ne demek istiyor diye düşünüyorlardır şimdi. Kurumsalda eşit değiliz. Yani biz AŞ'yiz. 52 Ordu Spor bir dernek. Böyle bir birleşme tüzükten birisinin ilave edilmesiyle olacak. Ya da takımlara bir tanesinin verilmesiyle olacak. O takım benim takımım ya da bizim takımımız olmayacak. Yani bir takım gidecekse o şehirden. Başka bir yere gidecekse o takım bizim takım olmayacak. Birleşme ancak bu şekilde olacak. Biz fikri olarak da aynı insanlar değiliz. Yani yapı olarak da şehir takımların yöneticilerine baktığınızda Şükrü abi istisna ediyorum tabii ki. O bazı istisnai adamlar var onlar hariç. Beşeri olarak bakıldığı zaman da eşit değiliz. Yani birimiz şehrin menfaatine gecesine gündüzüne katıp da uğraşan bir yapıya sahibiz. Şehrin menfaatlensin, bir yerlere gelsin, insanların yarım kalan sevdası tamamlansın diye uğraşan, gecesini gündüzüne katan, bütün fedakarlıklarını yaparak bir yerlere bir şeyler edinmeye çalışan bir yapı var. Bir insan yapısı var. Bir de diğer tarafta bir kişi harcasın, diğerleri de yandan dükkanları toplasın da geçirelim diyen bir yapı var. Bir tarafta başka amaçlar güden, yani siyasi amaçlar güdülen bir yapı var. Haliyle bu iki mentalin bir araya gelmesi de mümkün değil. Olmak dışı bir şey. Şimdi kurumsalı bir değil. Mantalitesi bir değil. Mali yapısı hiçbir değil. Yani mali yapısına baktığınız zaman benim bugün 3 milyon yoktur toplam borcum. Yani bizim ne kadar yoktur? Toplam özür dilerim. 3 milyon yoktur yani. Total o SGS olan borcumuz var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Evet. O yüzden ezbere tam konuşamıyorum yani. Onu da çıkartacak çocuklar. Toplam SGK'ya olan borçla beraber 3 milyon yoktur. Şimdi evet. 3 milyon borcu olmayan bir takımla ne kadar borcu olduğunu bilmediğimiz, yani konuşulan rakamlara göre 80-100 milyon borcu olduğu söylenen bir takımın birleşmesi hiç mümkün değildir. Şimdi tüm bunlara baktığınızda, geçen sene bize yaşatılanlara baktığınızda, yani biz geçen sene bu birleşme hikayeleri yüzünden bu seneyi pas geçtik. Bir senemiz gitti bizim. Ve 60-70 milyon parayı çöpe attık. Attırdılar bize. Şimdi sezona da geç girdiniz. Sezona geç girdiniz birleşme olacak diye herhalde yanılmasın. Tabii. Evet. Adam biz var nasıl takım yaptık herkes gördü ya. Yani o takım sene boşa gitmesin diye ikinci yerde bir daha yüklendik. Yani ikinci yerde bir o kadar daha transfer yaptık. 12-13 tane adam aldık. Onlar da çöp oldu. Çalışmaya imkan yoktu. O yoktu bu yoktu ama velhasıl bizi pert ettiler yani. Biraz amiyana tabirle söyleyeyim pert ettiler. Evet. Şimdi tüm bunların üzerine aynı masalları anlatmak bize boş geliyor bir kere. İyi niyet olmayan bir yerde, bu şehrin çıkarları gözetilmeyen bir yerde biz zaten yokuz. Asla olmayız. Şimdi eğer bir fikirleri varsa, zikirleri varsa şurada ortaya koyacaklar. Diyecekler ki kardeşim biz bu şehirde kime gönül veriliyorsa onun yanındayız. Kalben yanındayız, madden yanındayız. Kim daha çok karşılık buluyorsa şehirde bütün herkes birleşmeyi o noktada yapacak, tabanda yapacak. Biz destek istiyoruz kardeşim. En büyük desteği nerede istiyoruz? Ben geçen sefer yayına bağlandığımda da anlattım. Biz 5-6 yıldır yeni kurulan bir takım, yeni çıkan bir takım hep iyi yerlerde olmuşuz. Sezonu hep iyi yerlerde bitirmişiz. Hangi imkanlarla? Yok imkanlarla iyi yerlerde bitirmişiz. Yok imkanlarla. Tesis yok, çalışma yok, para yok, yani kurumsallık yok. Yok da yok yani. Yok da yok. Bütün diğer tarafta da tam tersi. Tam tersi. Her şey %100 farklı geceyle gündüz kadar. Bu tarafın başarılı olamamak gibi bir bahanesi yok. Bizden de başarılı beklemek, başarı beklemek, yani şampiyonluk beklemek kimsenin harcı değil aslında. Yapılara baktığın zaman. Ama bu takım yine canını dışarı takarak dediğimiz gibi şehrin ruhunu savunmak adına, onların ruhuna dokunmak adına, hak ettikleri yere taşımak adına gece gündüz mesai vermişiz. Hala da veriyoruz. Şimdi çok daha fazlasını vereceğiz. Ama ne istiyoruz kardeşim? Bu çocukların rahatça çalışabilecekleri, rahatça dinlenebilecekleri bir alan istiyoruz. Bu hemen yapılabilir bir şey mi? Değil. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu noktada çok iyimser, gerçekten her şeyi yapabilecek fikre sahip, desteğe sahip bizimle ilgili. Ama yani hemen odası yerinde kuruş yapıp da bu işi yapacak hali olmadığına göre diyoruz ki kardeşim o zaman 9 yıldan beri bu adamların kullandığı tesisi 1 sene, maksimum 2 sene biz kullanalım. Aynı ortamda maksimum biz çalışalım 1 sene, 2 sene. Bakalım ne oluyor, işler değişiyor mu, değişen bir şey oluyor mu? Belki başarıya gidecek yol buradan geçiyordu. Ya çalışmadan
hocam sen bu işleri, siz hepiniz bu işleri bilen adamlarsınız. Tesis olmadan, ekstra antrenman yapılmadan, çocuklara rahat imkan sağlamadan işte başarı beklemek nasıl ki, olacak? Tek Ordu Spor çatısı altında bu hep bütün bu konuştukların hepsi şimdi hocam ona geleyim. Tek Ordu Spor'a geleyim. Ortadan kalkıyor. Niye? O zaman tesis de olacak. Şey de olacak. Şimdi, sahan da olacak. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bu işin Tek Ordu Spor'la alakası nedir? Bana bir anlatabilir misiniz? Yani Tek Ordu Spor'u istemesinin sebebi nedir? En yok. Azından başkanım, en azından iki grup çekişmesi biter. Halk bütünleşir. Tek takım üzerinde olumlu bir adım atılır. Ben böyle şimdi görüyorum. Bu mali değil değil mi yani? Şimdi baktığınızda vatandaşın kimse kusura bakmasın. Bizim takımlara da desteği yok. Hiç Şükrü Bodrum takımlara da desteği yok. Başkanım, maliyetine kişisel üzerinden görüşlere bakılırsa bu işin içinden zaten çıkılmaz. Hayır, şunu demeye çalışıyorum. Yani parayla bu işin başarısızlığın bir alakası olmadığını söyleyebilir miyim? Söyleriz değil mi? Adamın parası pulu var, gücü evet. var aslında ama şampiyonluk gelmiyor bir türlü. Evet. Değil mi? Bunun evet. parayla alakası yok. Yani şehir şunu diyorsa eğer, kardeşim birleşin, biz size destek verelim de yürüsün bu takımlar diyorsa, öyle değil kardeşim bu iş. Öyle değil. Bizde imkan yok. İmkan nedir? Tesistir imkan. Diğer tarafı ben hiç düşünmüyorum, konuşmuyorum da. Bize sağlanacak olay, birleşmede yapılabilecek en büyük olay nedir biliyor musun abiciğim? Bizim var olduğumuz yer belli. Bizim taraftar kitlemiz, şehrin bizi sahiplenmesi belli. Biz ne istiyoruz? Sayın Validen, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Ordu'da yaşayan her bir vatandaşımızdan ve Ordu dışında yaşayan her bir Ordu'ndan bu takıma destek olmasını istiyoruz. Bir sene, iki sene. Tüm gönlüyle, tüm kalbiyle, tüm iyi niyetiyle. Aması fakatı olmadan destek istiyoruz. Biz bunun karşılığını vereceğiz sahada. Bak biz, ben geçen sene çok tecrübesizdim. Çok büyük hatalar yaptım, çok fazla hata yaptım. Bedelini de ödedik bu sene. Bahsettiğim şekilde ödedik yani. Ama niye olduğunu da görüyorum. Sebebimizin ne olduğunu, başarısızlığın sebebinin, ana sebebinin ne olduğunu da görüyorum. Biz eğer bu sebebi ortadan kaldırabilirsek, yani bu tesis işini ortadan kaldırabilirsek, vatandaşla da kilitlenebilirsek, yani orada halkıyla da kilitlenebilirsek, kenetlenebilirsek, o zaman bizim başarısız olmak gibi bir sorunumuz olmaz. Yani başarısız olmamak gibi daha doğrusu bir sorunumuz olmaz. Mutlaka başarılı oluruz. Çünkü bu şehirde azim var, bu şehirde istek var, bu şehirde yetenek var, bu şehirde sevda var. Var yani bu şehirde her şey. Başkanım, şimdi, kesin şampiyon olur diyebiliyor musunuz? Ya daha şöyle, şunun tecrübesini de aldım demiyorum abi. Yani gönlümden şöyle, işim parçalanıp gidiyor ama demiyorum artık. Niye demiyorum? Geçen sene çok konuştum ben. Yani en büyük tecrübelerimden bir tanesi de bu. Çok agresif bir adamımdır ben, bilirler. Fazla iddialı konuştuk. Fazla büyük iddialı evet, konuştuk. Çok konuştuk, boyumuzun ölçüsünü aldık, o yüzden böyle konuşmuyorum. Daha temkinli. Gereken... Yok başkanım, şimdi affınıza sığınarak geçen programda burada dediniz ki seneye ligin içinden girip bilmem neresinden çıkacağım dediniz. Evet evet evet. Şimdi doğru. Ben de buna ikna şey diyorum ki kesin konuşma yapabilir misiniz şampiyon olurum diye diyorum. Abi bak şöyle, ben Allah gönlümü biliyor, cümle alem de bilsin. Seyirci büyük bir potansiyel de sizin yanınızda olduğunu da biliyorum yani. Eyvallah. Tamam işte ben şöyle, ben biliyorum. Ben her şeyden önce bu şehre olan bir vefa borcum var. Bu takımda niye varım ben? Millet bize soruyor mesela, niye bu takımdasın? Seyirci şampiyonluğa acıktı diye de düşünüyorum. Onun için evet. varsınız herhalde. Evet. Arkadaşlar şöyle. Biz takımı çıkartmak için bak kaç günlerde çalışıyoruz biz, kimse bilmiyor. Oyuncularla görüşüyoruz. İşte yapılanmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Bir kere kurumsallığı baştan aşağı yeniliyoruz. Çok başka bir takım çıkacak bu sene sahaya. Her yönüyle çok başka bir takım çıkacak. Gördüğünüz gibi. Yani çok farklı bir takım çıkacak. Önümüzdeki sene tekrar sıfırdan bir takım mı yapılacak? Kesinlikle abiciğim. Baştan, her şeyi sıfırdan. Sil baştan diyorsun. Sil baştan abi. Peki şimdi. Yani mantalitesi de değişmiş bir takım yapacağız. Sıfır. Mantalitesi de değişmiş. Yani sadece isimlerde oluşan değişiklik değil. Kurumsallığı, fikri, düşüncesi, mücadelesi, her şeyi değişen bir takım yapacağız baştan aşağı. Evet. Şimdi algıladığımız tekrar bu. Yine birleşme anladığım kadarıyla olmuyor. Ben diyorsun para da olsa, parayla da şampiyonluk olmuyor. Biz çalışma ortamımız iyi olursa biz de o şartları daha yerine getirebiliriz diyorsun. Doğru mu? Kesinlikle. Bizim hocamız evet. o yüzden seçilmiş bir hoca. Yani şöyle bir şey olursa, bak şimdi yakaladım soruyorum. Şükrü Bey dedi ki, işte mülki amirler hepsi, Şükrü Bey, İsa Bey, ikiniz efsane Ordu Spor çatısı altında toplanır mısınız? Eyvallah. Başım üstte de onun bir şeyi var abi. Bak şöyle, ben biraz önce yayın dinlerken aslında buraya atladım. Şimdi söyleyecektim size. 52 Ordu Spor, 67 Ordu Spor, Ordu Spor'la birleşmekten kaçınıyorsa hainlik yapar. Yani kim? Ben de, Şükrü Bodur da buradan kaçınıyorsa hainlik yapar. Ama bir realite var.
Bu Orduspor'un çok ciddi bir borcu var. Çok ciddi bir rakam tutan borcu var. Ben mesela bunu niye ağzıma alamıyorum? Ben şimdi kurumsal yapıyı niye baştan aşağı değiştiriyorum biliyor musunuz? Bizim eski başkanımız, selam olsun Savaş Şimşek kardeşimiz, takımlar arasında öyle organik bir bağ kurmuştu. Mesela şey dedi ki hocam biraz önce armayı temizleyelim. Sen evet. Aman abi armayı temizlesen olmuyor ki. Armayı temizlesen de kullansan da bütün takımın borcundan sorumlu oluyorsun. Savaş da böyle bir organizasyon yapmış daha önceki dönemlerde. Hı-hı. Yani 1967 ile Ordu Spor'u organik bağ kurmuşlar. Bu ne demek biliyor musun abi? Allah'tan takım sahaya çıktı da bu yükümlülükten kurtulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ordu Spor'un bütün borçlarından benim sorumlu olmam, bizim takımın sorumlu olması demek. Çok büyük bir risk bizim için. Yani Allah korusun. O zaman efsane Ordu Spor'la birleşme diye bir olay kalkıyor ortadan. Bak şöyle kalkıyor. Ama öyle oluyor. Maddi olarak şu var bak Zafer abi. Bu çok televizyonlarda konuşacak konular değil. Bunu aslında perde altına yürütmek lazım. Sahaya çekecek de bir yiğit lazım. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Sayın Valimizin diğer bütün şehrin önde gelenlerin hepsinin önce üst kurul ve bir araya gelip bu parayı bir toplaması lazım. Bu para ne biliyor musun abi? Bu para minimum 150 milyon lira. 150 milyon parayı toplayacaklar, kasaya koyacaklar, Zafer'in borçları var. Gidip Zafer'le pazarlık yapacaklar, anlaşacaklar, muvaffakatı alacaklar. İsa'nın borçları var. İsa'yla gidecekler, pazarlık yapacaklar, muvaffakatı alacaklar. Kimsenin ruhu duymadan, öyle dildal etmeden, çünkü insan çivisi denmiştir insanoğlu. Gelirsin 10 tane adamı temizlersin 3 kişi kalır, 3 kişi seni diker temizleyemezsin, uğraştığın yanına kar kalır. Temizleyemezsin derken Galatasaray'ın var 2 milyon euro alacağı mesela. Evet. Burayı evet. Temizlemeden adam atabilir misin? Stanko'nun onun 6 milyon euro borcu var diğer futbolculara, yani dışarıdan gelen oyunculara. Bunu temizlemeden adam atabilir misin abi? Buralar temizleyeceksin önce, ondan sonra yürümen lazım. Ben eminim ki mesela Türkiye'deki Orduspor forması giymiş her futbolcuya anlaşırsın. %15'e 20'ye anlaşırsın. Ama bu böyle olmaz. Biz bunu konuşuyoruz. Şimdi vatandaşlara da söyleyeyim. Sevgili kardeşlerimiz kusura bakmasınlar. Herkes konuşuyor. Mesela bir İstanbul Ordular Günü'ne gittik geçtiğimiz günlerde. Biraz kelli felli bir iş adamı abiyle karşılaştık. Ya bu takımlar niye birleşmiyor? Dedim ki abi hemen halledeyim ben dedim. Bunun için ne kadar para verirsin? Cebinden ne çıkar bunun için? Ya biz hallederiz, biz veririz üzerimize düşeni. Abi öyle olmuyor ki bu iş. Bu iş tamamen parayla alakalı. Dedim ki sen bütçeyi ortaya koyacaksın, öbürü koyacak, beriki koyacak, bütün vatandaşlar bütçeden ortaya koyacak, para ortaya çıkacak, ondan sonra bu işleri konuşacağız. Siz birleşin, Ordu Spor'u kurtarın. Demeyle olmuyor ki bu işler. Herkes elini cebine atacak. Burada 2 milyon ordulu varsa, Ordu Spor kurtulacaksa eğer, yani eski Ordu Spor tekrar sahne alacaksa, 2 milyon her vatandaşın cebinden para çıkacak, herkes bu taşın altında elini sokacak, herkes karınca karınca yardımını yapacak, şehrin valisi mi olur, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız mı olur? Havuzda onda olacak, güvenilir bir adam olacak. Ne İsa'dan, ne Şükrü'den, ne Mehmet'te, Hasan'da. Devlette olacak kardeşim. Devlet bu işi üstlenecek. Alacak parayı kasasına koyacak, temizliğini yapacak. Diyecek ki yürüyün oğlum, alın size temiz takım diyecek. Ondan sonra diyecek ki İsa birleşsin, Şükrü birleşsin. Kim gelecek onlar, ondan sonra konuşacağız. Şimdi herkes masal anlatıyor. Boşuna ne yapıyoruz biliyor musun? Ha, boşuna birbirimizi geliyoruz, birbirimizi yoruyoruz boşuna. Bizim isteğimiz belli, çok net kardeşim. Benim 52 Orduspor'la şu anda birleşecek gücüm yok. Yani böyle bir çapta insanlar değiliz biz. Ben öyle borcun altına elimi koyacak insan değilim. Ama derlerse büyüklerimiz, kardeşim yol senin, yükü de biz çekeriz derlerse başım üstüne derim. Ama 52 Orduspor'da imkan vardı 9 yıldan beri, adalet sağlasını istiyorum. O adalet nedir? Hem empati yapsınlar, hem bizim şartlarımızda çalışmanın nasıl olduğunu bir görsünler. Bir sene boyunca biz onların şartında, onlar da bizim şartımızda çalışsınlar. Sonrasında zaten inşallah bir çözüm buluruz, bir tesis daha yapılır şehre. Koskoca Ordu bir tesis yaptıramayacak halde değil. Ben zaten girişimlerini yaptım. Neticeye de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Sayın Bakan'ı ziyaret ettiğimizde varacağız. Aslında yarın imkan olsaydı, yarın bakan mecliste toplan şeymiş, nöbetçiymiş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın zannedersem programı uymadı, gidemedik. Gidebilsek belki çok daha erken bir döneme tesis yetiştirecektik ama yarına yetiştiremediğimiz için biraz sarkacak gibi görünüyor. Haliyle biz eşit şartlarda çalışmak, bu şehirde temsil etmek istiyoruz. Yine söylüyorum, millet bize güvensin, merak etmesin. Bu sene evet bir olumsuzluk yaşadık ama biz de bütün ordular gibi en çok belki biz üzülmüşüzdür. En çok ben kahretmişimdir yaşanan sezona. Ama herkes emin olsun ve rahat olsun ki çok ama çok iyi yerler göreceğiz Allah nasip ederse. Evet. Şimdi başkanım biraz önce dediniz ki bu takımla birleşme şansım yok dediniz. Hani bu kadar borcun altına girmek biraz abesle iştigal olur. Biz de tam bunu söylüyoruz zaten. Diyoruz ki efsane Ordu Spor'un dünya kadar borcu var, koyduk bir kenara. Şimdi bunun da söyleniyor 100 trilyon kadar
borcu olduğu vesaire, harcandığı daha doğrusu diyelim. Ya şöyle, ondan Şükrü sonra... abi güçlü bir adam, kalem çeker der ki kardeşim sıfırladın der. Geçer karşıya, ordulara jest yapar. Yıllardan beri bu şehrin emeğini çekiyor. Mesela enteresandır, Şükrü abinin geçen ordu spor yönetimlerinden 1 lira alacağı yok mesela. Bu seneyi mesela bu dönem belki ona sayar. Bir de ben de fedakarlık yapayım der. Takımı temiz bırakır belki. Dolayısıyla başka bir çözüme gidilir bu yolda. Başka bir şekil alınır. Bırakmasa bırakmasa ne olur? Onu Şükrü abi Temri koyarsa yani. Biz sürekli böyle bir halk olarak takım mı kuracağız Sayın Başkanım? Böyle borç kenara abi, bırakıp. Şimdi biz Şükrü abiye destek vermediğimiz için, yani ekonomik olarak şehir destek vermediği için, evet. Şükrü abiye sen bu takımı niye borçlu bıraktın diye hiçbirini sorabilir miyiz? Yok. Soramayız abi. Adam kendi cebinden para harcadı. Elbette ki bir karşılık bekleyecektir. Haklı olarak bir karşılık bekleyecektir. Tabii, vatandaşın tabii. Parasıyla hareket ediyor olsaydı, yani eski yönetimler gibi milletin parasıyla, orduların desteğiyle yürüyen bir takım olsaydı ve Şükrü Fodur oradan harcayıp da şimdi deseydik kardeşim benim şu kadar alacağım var ki 52 Orspor'da daha önceki yönetimlerde olmuştur bu. Başkalarının parasını yöneticiler kendi paralarıymış gibi gösterip takımı borçlandırmışlardır. Ama Şükrü abi o karakterde bir adam değil. Şükrü abi harcadığının belki yarısını talep eder ki bence en doğal hakkıdır. Eğer devam etmeyecekse. Tabii devam edecekse de kendi takdiridir. Şükrü abi bizim büyüğümüz sonuçta. Sizce bu devam eder. Emek vermiş. Abi bilmiyorum ben yani Şükrü yani abi kendisidir. 3-4 yıldır yönetimde ve 2 defa final kaybetti. Dünya kadar para harcadı. Olmadı şampiyonluk. Çünkü hedefi bir üst lige çıkmaktı. Ben Şükrü abinin karakterini gibi görüyorum. Abi Şükrü abi karakterini ben çok bilmiyorum. Yani benim gibi bir adam olsa kudurmuş bir halde devam eder mesela benim gibi bir adam olsa. Ama Şükrü abi bilmiyorum tabii fıtratı nasıldır. Ben geçen şöyle... telefon bağlantısı yaptık burada. Belki o pozisyonda sormamam gerekirdi ama sordum. Yani çıkamama durumunda Şükrü Bodur devam eder mi dedim. Çünkü ben belki İpran'ı bırakabileceğini düşünüyorum. Bırakırsa da kimler alabilir onu bile düşünüyorum. Yani böyle alabilecek babayiğit var mı? Yani Şükrü Bodur ayarında parasal kimliği olan kimse, kimler var mı diye düşünüyorum. Çünkü bırakırsa tekrar bizim hani takımların biliyorsun ekonomik bir çöküntüye girdiğimiz zincirleme düşüşe geçiyorlar. Böyle durum olabilir mi, yaşanabilir mi diye düşündüm yani. Bak hocam şunu konuşalım. Belki benim konuştuklarım boşlarına gitmez ama ben yine de kendi bildiğim doğruyla konuşayım. Bu şehre yapılabilecek en büyük iyilik Şükrü abinin eğer yükü varsa ve devam etmek istemiyorsa bu yapıdan şeyi Şükrü abi ve diğer arkadaşları da şehri de kurtarmaktır. Baştan gördük aslında siyaset döneminde, seçim döneminde evet bizimle ilgili de eleştirileri var ama o takımın boyutunun ne halde olduğunu, hangi aşamada olduğunu, aslında şehirle hiç alakası olmadığını, yani ordunun geleceğiyle, ordunun sporla hiç alakası olmadığını, hedefin amacın bambaşka olduğunu, kurgunun bambaşka olduğunu gördük. Şimdi halkın çok belirt, herkes görüyor, siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Başkanım, herkes, yani konuşmakta biz şey yapamıyoruz belki ama. Başkanım, kimsenin kabul... lafınızı bölüyorum. Amacının başka olduğunu gördük derken buradaki söylemimiz neye hitabet? Başka bir siyasi yapı oluşturmak ya da siyasi yapıyı öne tutmak için çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Bana göre öyleydi yani. Bir siyasi amacı olan bir yapıdan bahsettik. Gördük zaten abi Enver Yılmaz'ın arka planda rol oynadığı bir yapıydı. Geçtiğimiz dönemde de sergilendiği üzere, oyunun görüldüğü üzere. Yapısı, arka kimliği belli olan bir şeyi var. Hüviyeti var takımın. Sahiplenmemesinin sebebi de bu kardeşim. Yani evet, bir şehrin, mesela Şükrü abi bizim büyüğümüz yine söylüyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorsa... Ben herkese rağmen, her şeye rağmen yapacağım diyorsa eyvallah. Başımızın üstünde yeri var, tabii ki yapsın. Kimse bir şey diyemez. Ne siz konuşabilirsiniz bu konuda, ne ben konuşabilirim, ne de vatandaş bir şey diyebilir. Peki başkanım. Bu bir tercih meselesi. Peki başkanım, yine affına sığınarak bir şey daha sorayım. Şükrü başkanın eğer testler elinden gidildiği zaman devam edemeyeceğini biliyorsunuzdur. Yani Şükrü abi, başkanı... Abi biz nasıl devam ediyoruz? Bir düşünsene Allah aşkına öyle bir şey olur mu ya? O zaman ben nasıl devam ediyorum? Hayır Şükrü başkan gibi bir başkanın küstürülmesinden yana mısınız o zaman? Abi küsmesin tabii ki. Niye küsüyor? Şimdi bak tam tersi bak. Şükrü başkanın büyüklük yapması lazım. Diyecek ki kardeşim bu adamlar bu şartlarda buralarda çalışıyorsa biz de çalışırız. Bu adamlar 6 yıldır 7 yıldır burada bu şartlarda yaşayamıyorlarsa... Senin çocuklar mı yaşayacak? Ha yaşayamıyorlar mı? Gördü, empati yaptı, yaşayamıyorlar mı? O zaman diyecek ki kardeşim biz adaletsizlik yapıyoruz şehir olarak bu adaleti sağlayın diyecek. Benim yanımda duracak hocam, bizim yanımıza duracaklar o zaman. Şimdi biz bu şartlarda o zaman ne yapalım? Her yıl sokağa 60-70 milyon para atalım değil mi? Sizin demeniz ona geliyor yani. Biz kaderimize razı olalım, bu adamlar gitsinler bir eli yağda bir eli balda antrenman yapsınlar, hazırlık yapsınlar. Ondan sonra onlar da başarısız olsun, biz de başarısız olalım. Öyle mi? Hayır başkanım şimdi... Biz biz birleşelim derken konu başka taraflara gidiyor. O zaman burada hep bağlayalım daha iyi olur yani. Yok hayır şöyle abi bak şehrin doğrusunu bulalım.
Mesela bak, insanlar sizin gibi düşünenler de vardır. Ben anlatıyorum açık açık. Kardeşim, biz bu şartlarda 6 yıldır mücadele ediyoruz. Playoff'lar oynadık, yarı finaller oynadık. Çok daha iyi yerler göreceğiz. Bak, biz bunları yapabiliyorsak, diğer adamlar da padişahın şeyi değil ya kardeşim. Onlar da çıkacaklar, bu şartlara gelsinler, çalışsınlar. Şükrü Budra babasından biraz kalmaktır. Yani Şükrü abi yanlış anlamasın. Ben Şükrü abi severim, sayarım. Bizim büyüğümüz, yine söylüyorum. Hitabım falan kesinlikle şey değil. Kasıtlı ya da düşmanca değil. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Ama burası Şükrü Budra için ya da 52 Ordu Spor için özel yapılmış bir yer değil. Ordu futbolu için, Ordu'nun futbol takımları için yapılmış bir alandır. Kamunun ortak malıdır. Ve adalet sağlamak da Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevidir. Kamuoyunun görevidir. Bu adamlar 9 yıldan beri burada çalışıyorlarsa 1 yıl, 2 yılda bizim bu tesisleri kullanmak anamızın kötü gibi helaldir. Biz bunu istiyoruz kardeşim. Bunu talep ediyoruz. İşte, yani bu adamlar da bir sene dışarı çıksınlar. Bizim tesisi kullansınlar. İşte, biz de yaşadık. 6-7 yıldır yaşıyoruz kardeşim. Kimse ölmedi orada. Son olarak. Biraz o imkanları görsünler. Bu şartlarda çalışmıyorlarsa bak, bize bir tersten bir sağlama yaptırayım. Madem şartlardır mesele, madem şartlardır bunları bu şartlarda devam ettiren, yani bizim şartlarımızda eğer çalışmıyorlarsa memlekete nasıl bakıldığını, bu işe nasıl bakıldığını siz değerlendir. Şunu anlıyorum ben. Son olarak şöyle bir şey var. Bizim de sabahtan beri söylediğimiz şeyle aynı şeyler. İki takım olursa, üç takım olursa, kardeşim, şehrin dinamikleri, altyapısını vesairesini hazırlayıp öyle bu takımlar olacak. Arena bu kadar abi, niye olmasın? 3 olsun, 5 olsun. Aynen, aynen. Ama dediğiniz şimdi gibi. Şimdi biz çıkacağız öbür sene Allah nasip ederse. Dediğiniz gibi böyle siyasi açıdan seçimler falan olduğu zaman da takımlar kurulup da ortaya atılırsa, altyapısı yok, vesairesi yok, hiçbir şeyi yok, tesis yok, bilmem ne yok. İşte sonuçta böyle şehirde bölünür. Tabii. Haklı olarak da diyor ki bu sene de ben geçmek istiyorum oraya diyor. Evet. En büyük hak, en doğal hakkımız değil mi kardeşim? Evet. En doğal hakkımızı söylüyoruz. Doğru. Şimdi doğru. Çalışmak için, dinlemek için yer istiyoruz. Bak, doğru. Dinliyoruz. Bu kadar hakkındır. Doğru. İsteyebilirsin ama bu istek yapılırken de şimdi oranda bir yönetim var, bir kulüp başkanı var. Elbette. Sizin bu talebinizi Şükrü Modur kabul eder mi yani? Şükrü Bodur'un değil mi? Biz Şükrü Bodur'dan talep edersek Şükrü Bodur kabul etmedi. Peki Şükrü Bodur kabul etmedi. Belediyenin burası. Öyle diyelim. Çık dedi. Adamlar. Şükrü Bodur devam eder mi? Onu sorun abi o zaman. İşte onu yani burada hep sorun. Böyle çelişkiler var. O yüzden diyorum. Bak şimdi abi, eğer öyleyse benim de memnun edemem lazım. Yani biz Şükrü abiden örnekle gitmeyelim. Yani bir takımın yöneticileri başkanlarını mutlu edilecekse o zaman en büyük mağdur benim, en büyük ses benden çıkar. Öyle bir şey yok. Yani burası kimsenin babasının evi değil. Babasının miras kalan yerler de değil. Kamunun malı. Adalet sağlayacak kimdir? Bizim şehirde. Sizin orada devam etmeniz o da bir çözüm noktası değil Sayın Akçay. Benim görüşüm bu. Düşünce olarak söylüyorum. Yani 50 kursu burada devam etti 9 yıl. Biz de onların yerine geçelim. Biz de onlarla bir yer değiştiren olayına sizin kulüp başkanı olarak katılıyorum. Ama spor adamı olarak baktığım zaman bu doğru bir hamle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ben orada 9 sene kalacağım. Sonra gel bir başka takım. Sen geç, ben aşağıda olayım. Kimse bu şeye yaklaşmaz, düşünceye yaklaşmaz. Hangi sebeple? Ya ben niye şimdi, yaklaşmayacak? Ben sonuçta bir tesis var. O tesis, abi orayı. Ben o kulübün başkanı olsam bir başka takımda yer değiştirmem. Abi sen seçmeli değil ki bu iş. Diyorum ki adalet sağlayacak adam kimdir? Şükrü Bodur veya yönetim değildir. Kardeşim bu işte adalet sağlayacak adam Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'dir. Şimdi bir tarafta mağdur olan bir yapı var. 5 yıldır 6 yıldır mağdur olan bir yapı var. Bir dönemde bir tarafta da 5 yıldır 6 yıldır 5 yıldız otel lüksünde yaşayan bir yapı var. Şimdi yakışır mı Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu? Soruyorum, yakışır mı? Peki Hilmi Bey böyle bir hamle yapar mı? O bilmiyorum artık. Biz talep edeceğiz. Gereğini büyüğümüz yapacak. Onlar düşünecek yani. Ders çeker oturduğumuz yerde. Otururuz, yapacak bir şey yok. Ya ama yani ben ne diyorum? Ben talep yapıyorum bak kardeşim. Ben eksiklerimi görüyorum. Ben görüyorum. Peki çözüm öyle bir şey olmazsa başka çözüm ne? Tesis yapılma noktasına gidilmez mi? Var, ben hamlemi yaptım. Ben neyi bir sene diyorum mesela? Niye bir seneden bahsediyorum? Abi benim bir hamlem var, bir hazırlığım var zaten. Bir ön altyapısı var. Zaten hazırladım ben. Tesisiyle yeri de hazırladım. Hatta projesini de hazırladım. Bugün yarın maliyete gelecek ve bakandan talep edeceğiz. Ya bu işler şöyle değil. Ben vatandaştan para toplayıp tesis yaptırmıyorum ki. Devletimizin gücü var. Allah razı olsun devletimizden. Devletin imkanlarını kullanacağız. Tesis yaptıracağız. Cebinden de para verip de. Şükrü Bodur cebinden mi verip yaptırdı? Ya devleticiler cebinden mi verip yaptırdı? Aynı yöntemlerle biz de tesis yaptırırız. Bak ben takımların birleşmesinin tam karşısındayım. Niye? Bak kardeşim, yarın öbür gün bu takımların bir tanesi öyle ya da böyle çıkacak.
Ve ikinci ligde de kalmayacak. Birinci lige de çıkacak. Şimdi ve inşallah Süper Lig'e de çıkacak. Hı. Bu takımların altında 3 tane, 4 tane pilot takımlar olması lazım. Üçüncü ligde futbol oynayan, amatörde oynayan, balda oynayan 7-8 tane futbol takımı olması lazım ki biz buralardan havuz yapıp, oyuncu oynatıp, oyuncu yetiştirip adam alalım takımlara. Evet. Başka türlü dönmez bu işler. Böyle yani bu işi bilen de bilmeyen de yorum yapıyor ama bu kadar basit değil. Şimdi başkanım, tamam da biz burada şimdi 67 çıkamadı, 52 çıkamadı. Bir senemiz gitti, 7 senemiz oldu. Ben nasıl çıkayım diyorum kardeşim. Hayır, benim adam değil. Yatıramıyorum, biz şimdi, adam dinlendiremiyorum. Biz adam şimdi konuyu şampiyonluktan dışarı çıktık. Yer kavgasına giriştik gibi bir şey oldu yani. Şimdi biz burada nasıl çıkarız hesapları yaparken bir de emlak şeyi çıktı şimdi. Yani bu gerçekten abi, daha konuşmanın bir anlamı yok bana göre. Anlatamıyorum yani. Bak. Yok anlamıyorsun. Ben anlıyorum şöyle. Başkanım. Yani biz burada şimdi Orspor takımı 3. lige nasıl çıkamadı diye eleştirirken siz çıktınız. İşte 9 senedir onlar aldı. Bir senede bizde kalsın diyorsunuz. Çalışmazsa ama çıkamaz şu diyorum. Anda, şu anda onun burada konuşulmanın bir anlamı yoktu ki başkanım. Tam tersi. Hayır biz burada Orspor takımını 2. lige çıkamadık diye onu eleştiriyoruz. İçimiz yanıyor. Hangisi olsun olsun. 52 de olsa 67 de olsa bizim içimiz yanıyor. Burada emlak kavgası çıkıyor. Ben bundan yana değilim. Kesinlikle fikrinize katılmıyorum başkanım. Evet böyle konuştuk sürece biz 5 sene sonra yine aynı şey konuşuyoruz. Ama bak böyle konuştuğum sürece de 5 sene daha 3'ünlükte kalıyoruz. Şimdi Sayın Öksüz, İsa Başkan demek istedi şu. Biz zor şartlarda mücadele edelim. Abiciğim İsa Başkan'ı ben anlıyorum. Haklı olduğu yerler de var ama şu anda bizim programın içindeki konu değil o. Biz, birleşmeyle ilgili bak. Hayır, konu birleşmeyle ilgili. Biz 3. ligden 2. lige niye çıkamadık? Onun hesabını yapıyoruz şu anda. İsa Başkan 20 senede onda kaldı. O başka bir olay. Biz şu anda içim yanıyor benim ya. 2. lige çıkamadık arkadaş ya. Benim yüzüm gözüm geçti. Elim parçalandı. 2. lige çıkamadık. Ben bu emlak şeyin içine girmek istemiyorum. Ben peki abi sen bir dakika. Beni dinler misin bir dakika? Buyurun peki, hocam. Peki içi yanan adamlar şöyle yapar mı acaba? Bu adamlar çalışamıyormuş. Ben bunun derdine çözüm bulmam lazım deyip de haykırmaz mı içi yanan adamların hepsinin? Ya kardeşim diyorum ki bak bu takımın altyapısının oluşması lazım ki takım başarılı olsun. Sen şimdi o adamı dinlendiremediğin yerde, adamı çalıştıramadığın yerde bu takımı nasıl çıkartacaksın Allah aşkına? Başkanım. Bana söyleyin ya nasıl çıkartacaksınız? Başkanım ben diyorum ki şu anda bizim bu akşamki konunun içeriği Orspor takımlarının 3'ünlükten 2'ye çıkamayacak. Tam da diyorum ki temeli bu diyorum kardeşim. Diyorum ki bu adamlar çalışamaz. Niye çıkamadığın temeli bu işte. Yani bu altyapıları kuracaksın önce ki. Birleşemedin. Ama o zaman sizde ben bu altyapıyı ben bu kulüp binasını alırsam kesin %100 çıkarım diyebiliyor musunuz? Diyorum. Az önce diye kesin konuşamam dedi de ben yanlış algılamış olabilirim. Ki artık ben böyle çok hani laf konuştuğum için altında da kaldığım için yine mahcubiyet yaşamak istemiyorum ama biz normal şartlarda bu sene bak yine söyledim ben daha önce söyledim bu şeyleri söylemek istemiyorum beni zorla söyletiyorsunuz. Bu ligin içinden geçmek için takım yapacağız. Allah'ını söylersin. Ya başkanım içinden geçerseniz biz de elimiz patlayıncaya kadar sizi alkışlarız. Eyvallah ya bu böyle işte öyle ama olmuyor. Ama ben istiyorum ki bu işler adil yönlü olsun, seyirci tatmin olsun. Seyirciler birlik beraberlik içinde olsun. Kimse kimseye hazmikarlık, düşmanlık gitmesin. İki taraf eyvallah, bir olsun. Eyvallah. Bir olsun. Ben 67'ye de geçen sene 67'nin bütün playoff maçlarına gittim. Bu sene de geçen hafta İzmir'deydim. Bu hafta İstanbul'daydım. Şimdi buradayım. Programdayım ve diyorum içim yanıyor diyorum ya. Çektiğim ızdırap benim. Vallahi inan ki çok büyük yani. Onun için, bak ben de gidiyorum. Maçlara ben de gidiyorum. Nereye kadar? Bir konuda suçu isyan ettiysem affola yani. Estağfurullah. Abi şimdi biz her şeyi konuşacağız ki iş gerçeği var. Ben niye burada konuşuyorum bu işleri? Mesela bu işin muhatabı siz misiniz? Değil değil mi? Aslında kamuoyu da değil çok fazla. Evet. Ben kime gideceğim? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza gideceğim. Diyeceğim ki kardeşim biz çalışamıyoruz. Bak ben her sene bu kadar parayı çöpe atmak istemiyorum. Bana çalışacak bir alan verin diyeceğim. Ne diyoruz? Burada da mesela acil bir yapılanma mümkün olmadığı için bu yani kulübe değil ki kardeşim hemen 15 günde 20 günde bir ayda kesin. O zaman nasıl olacak? Diyorum ki var olan bir tesis var. 9 yıldan beri de kullanan var. Bir yıl şeyi kalmış, kontratı kalmış. Bir yıl sonra zaten çıkacaklar. Bir yıl da biz kullanalım. Bir yıl da biz görelim. Bakalım başarı geliyor mu gelmiyor mu? Böyle görelim. Böyle deneyelim. Ya da ben bırakacağım ondan sonra. Madem olmuyor bu iş. Burada yani bir şey tesis başkanım olmuyor, Pardon. Senin bırakmandan yana değiliz. Kesinlikle bunu kafanızda. Bu Burhan şey Hocam. Evet, bir şey soracağım. Şimdi bu 9 yıl 10. yılda bitecek ya Sayın Başkanım. Evet. 10. yılda bittiği zamanda hani bizim iki takımımız var ya. Şimdi ben de belediye başkanıyım. Belediyeyim.
Benim elimde bir tesis var. Bu tesisi kiralamak istiyorum. Şimdi bu tesisi sözleşmesi bittiği zaman da bu tesisi iki takıma da haber verilir mi? Bence artık o kadar da ayıp ederler artık yani. Şöyle benim eğer tesisim yok da yani tebrikat yapalım. Hala şartlarda gidip bir yere çıkarlarsa o zaman işin tadı kaçmış olur yani. Yani işin resmiyeti dediğim gibi değil mi? İki takıma tebrikat verecekler. Kardeşim biz burayı tekrardan kiralamak için. Çünkü bizim iki takımımız var. Bir tanesi mağdur. Bir şey olmaz bu sene. Bir tanesi. Bak abi şöyle benim anladığım ve bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Kendi aklımın yettiği kadarıyla adalete dağıtmayayım ama eğer ben tesis yaptıramamış olur da eğer o tesisinde kontratı biterse sorgusuz sualsiz bize vermeler lazım direkt aynı şartlarda. Hiç kimse bunu konuşamaz. Yani, hiç kimse bunu bana teklif bile edemez. Demek ki, o zaman kiralar değişir o zaman. Demek ki Burhan Hocam yani belediye bu tesisi bir şeye çıkardığı zaman sözleşmesi bittiği zaman senin bir evini çıkartıyorsun. Ben de talip olabilirim buna. İki bir tane kiracı da talip olabilir. İki tane kiracıdan hangisi işine geliyorsa ona vereceksin. Kimsenin bak, malı olmamış abi, oluyor. Bak, devletin olduğu var. İçin. Çok devletin. Basit bir çözümü var bunun. Bizim gibi değiller abiler. Güçlüler. Yani paraları pulları var. Büyükşehir Belediyesi'nin yanına gelirler. Kardeşim çok mu problem oluyor? Evet problem oluyor. Satın alıyoruz derler. Çıkarlar işin içinde. Satın alsınlar abi o zaman. Madem kendi malları, kendi mülkleri gibi davranıyorlar o zaman satın alsınlar. Evet. Biz de hiç boşuna ağzımızı yormayalım. Satın yani o zaman konuşmaya da gerek kalmaz zaten bu kadar. Evet. Tabii bu kadar basit. Evet evet doğru. Sayın Akçay, eyvah. Ağzınıza sağlık. Programın bitmesine de yani bir dakika. Üçüncü bölümü başkan, bize müsaade var mı? Estağfurullah tabii tabii. İsteriz de. Yani şöyle. Yordur yayını izlenen müddetçe takip vatandaşın merakını giderdiğimiz sürece bizim için sıkıntı yok. Zaman sonra yok. Biz de hep bu millet için varız. Baştan beri söylüyorum ya. Ya şu takımların başarılı olamaması ben olduğum liglerde utanıyorum. Yemin ediyorum utanıyorum. Şimdi çıkan üçüncü ligden, baldan üçüncü geçen takımlara bak. Evet. Şu adamlarla Orospor, bir de bir şey daha söyleyeyim bunu söylemişken. Orospor ne işi var diye tamamlayayım ondan sonra söyleyeyim. Evet. Amatördeki Orospor kesinlikle sahaya çıkmamalı arkadaşlar. Bak, geçen dönem Kumru'yla yaşananları takip ettiniz hep beraber. Bu evet. Sene başka bir yer olacak. Niye? Kumru'su da, Korgan'da, Mesuliyesi de, Fatsası da, Ünyesi de hepsi çıkmaya oynuyor değil mi? Çünkü evet. Oynuyor kardeşim. Doğal olarak evet. Rakipler. Bu insanlar değil ayıbı yapan. Yani eğer Orospor'a bir saygısızlık, o büyük dev kimliğe bir saygısızlık oluyorsa o insanlar değil o saygısızlığı yapan. Bu takımı sahaya çıkartanlar o saygısızlığı yapanlar. Koskoca Orospor'un amatörde ne işi var Allah aşkına? Doğru diyor. Bu işin metodu belli, yöntemi belli kardeşim. Takımlardan bir tanesi çıkar. Eğer baba ilk birisi de çıkar da ben bunu temizleyebilirim derse, paralar toplanırsa derse ki kardeşim en üstteki takım hangisiyse al sana Orospor'un kimliği yürü dersin yürürler. Orospor böyle kurtarılır. Doğrusu yani sen Orospor'u amatörde al. Milletle karşı karşıya getir. Ondan sonra millet de birbirine düşür. Yok Orospor'a sövdüler yok şöyle oldu. Abi bak bu çok ayıp bir şey. Koskoca Orospor'un ikinci amatörde ne işi var? Koskoca Orospor'un amatör kümede ne işi var? Evet. Sayın Valimizin de. Evet başkanım. Hamdi abimizin de şehrin önde gelenlerin de tüm şehrin de Orospor'un bir daha sahaya çıkmasına izin vermemesi lazım. Haftaya program konuğum Hamdi Işık olacak. Efsane Orospor'un kulüp başkanı. Evet, Hamdi abi inşallah biz de izleriz, takip ederiz. Hamdi abi de seviyoruz, güveniyoruz. Eminim ki Hamdi abi de bizim gibi düşünüyordur. Orospor'da mesela kurumsal kilimde eksik olanlar var. Ben Hamdi abiye söyledim, burada da söyleyeyim. Abi çeyiz gibi bütün eksiklerini tamamlayalım. Sayfası falan bizde Orospor'un. Böyle alınmış. Logosu falan bizde Orospor'un. Her şeyi teslim edelim. Sen tam takım çeyiz gibi dür takımını şeyi beklesin artık. Sandıktan çıkacağı günü beklesin. Yani o sandıktan çıktığı gün her şey hazır olsun. Her şey kullanıma hazır olsun, takımın elinde olsun ve alsın başını tekrar gitsin eski şanlı günlerde olduğu gibi. Ama bu böyle rezil ederek olmaz. Bu böyle kenara tutulacak. Dediğim gibi temizlik için yapılması gereken birikim yapılacak. Ondan sonra çıkacağız biz sahaya. Diyeceğiz ki kardeşim yürüyoruz. Şimdi ben bunun için vardım aslında biliyor musunuz? Bak ben bunun için geldim. Şimdi bir şey diyeceğim de işte benim ağzımda bozuk biraz, ayarımda kaçık. Ya bak bu şehirde insanlar iyi niyetli değiller kardeşim. Ben ta aldığım günden beri ne anlatıyorum? Ben bu takımı kurtarmak için geldim dedim değil mi? Sayın valimize o zamanki valiye dedim ki bak bu takımın bu kadar borcu varsa ben alıyorum dedim üstlendim. Evet. Olmadı arttı 55'e çıktı yine tamam dedim üstlendim. Lan 100'e kadar yine ben alıyorum tamam. Niye 100 milyon borcu olan takımı 30 milyon 40 milyon kapatırız. Ama öyle bir şey yok ki kardeşim. Kimsenin hayalleriyle ümitleriyle oynamaya gerek yok. Bir şehrin gerçeklerini hepimiz biliyoruz. Hepimiz iyi niyetle bak bundan sonra evet. Bu şehre düşen en büyük erdem ne biliyor musunuz? İyi niyetle hiçbir hesabın kitabın arkasına dayanmadan, yaslanmadan bu şehre hizmet etmek. Bize düşen bu. Biz bunu yaparsak bu şehir bir adım ileri gidecek. Biz bunu yapmazsak belki şehir yine ileri gider ama
böyle iki ileri bir geri yapar. Koşarak gitmez yani. Oysa aynen, Şişe'nin güzelliğine bakın. Her şeyi hak ediyor. Her şeyi hak eden şehirde ben hemşehrilerimizden rica ediyorum. Herkes iyi niyetli olsun. Evet. Hele özellikle bu spor konusunda. Herkes çalmak için bir iş yapıyor. Yani bunu yapmasınlar ki takımlar bir araya gelsinler. Yürüyebilsinler. Yani kamuoyu bir araya gelsin. Vatandaş da şöyle. Mesela dün akşam çok uzattım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Şey bitti. Reklam arası da geçti bu arada. Bilgim ama eyvallah. Sizin kontenjanınızdan kullanıyoruz. Aykut bilir böyle benim mikrofon aldığımın olacağını. O yüzden evet, evet, evet. O zaman şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim Zafer abi, öyle kapatayım. Dün akşam taraftarlar arasında, Galatasaray'la Ordu Spor taraftarlar arasında bir şey olmuş. Tartışma yaşanmış. Ben oradaydım. Ben de tesadüfen oradaydım. Şimdi sen hak veriyorum. Aslında abi, niye hak veriyorum biliyor musun abi? Bizim satışlarımıza baktığımızda, forma satışlarımıza, ya biz 750 liraya 1000 liraya forma satamıyoruz Allah aşkına şu şehirde. Biz komünya satsak 1000 liraya çok pahalı başkanım. Ama 2500 lira para verip, 2000 lira para verip Galatasaray forması alıp şehirde gezen binlerce kardeşimiz var. Hepsine helal hoş olsun. Elbette ki kimsenin parasında ortağı değiliz. Elbette ki gönüllerindeki sevda yansısınlar. Ama kardeşim asıl sevdanız belli. Asıl sevdanıza sahip çıkın. Bak bu şehir bir sene iki sene bizim arkamızda dursun her şeyiyle. Şimdi biz mesela takımda benim otobüsüm yok, otobüs alacağım. İmkan yok abi. Altyapıda otobüs yok, küçük otobüs alacağım. Abi imkan yok. Bunların hepsini hesabını takım yapacağım. 65-70 milyon düşüyor, tutuyor. Ulan düşünüyoruz bu parayı nereden çıkartacağız? Nasıl olacak yani bu işler? Toplam baktığında 90 milyon bütçe. Nasıl olacak? Şehir ne olacak kardeşim? Bize destek çıksınlar. Yani bizim yanımızda dursunlar. Ben kayıtsız şartsız 2 sene bize destek versinler. Eğer biz bu takımı onların düşündüğü yere getiremezsek o zaman bize hesabını sorsunlar. Ama ben istiyorum ki takımda birleşme öyle olsun. Yani Şükrü abine Allah selamet versin. Allah güç kuvvet versin. Paraya pula ihtiyacı yok. Güce ihtiyacı yok. Ekibi de iyi. Yönetimi de iyi. Biz can siparihane iş yapıyoruz. Sadece şu demek değil, kimsenin parasına gelip yola gitmiyoruz. Ama diyoruz ki kardeşim şehir biraz fedakarlık yapmayı bilsin. Kombinedir, formadır, sponsorluktur, reklamdır. Bu işlerde en azından takıma olan sevdalarını gösterirlerse biz zaten onların istediklerini sahaya yansıtacağız. Yani bu söylediğim gibi her şey çok farklı olacak. İnşallah hiç uğraşmadan böyle playoff yüzü falan görmeden Allah nasip ederse direkt çıktığımız bir sene olur. Evet inşallah biz de gönülden başarılar diliyoruz. Bize düşen nasıl bir görev varsa biz de senin yanındayız Adem Başkan. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar Sayın Akçay. Sayın Akçay. Şimdi bir 10 dakika isteyelim de biz bir şöyle yapalım. Aykutçuğum. İstersen bir 15 dakika evet, programı uzatalım. Hep bitirelim. Veyahut evet, da reklam arasından sonra bir programda yok, devam 15, edelim. 15 dakikada şöyle devam edelim. Abi. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Şimdi az önce edelim. Sayın Başkan dedi. Sen de bana yine laf attın. Ona. Dedin ki akşam Galatasaray takımı kutlama yapıyor. Evet. Şampiyonu kutlaması. Bütün evet, yani evet, bu Ordu'da, Türkiye'nin her yerinde Galatasaray'ın Beşiktaşlısı vesairesi var. Evet, evet. Bizim Ordu Spor takımımızda tabii üçlüklerde olduğu için, Süper Lig'de bir takım olmadığı için Galatasaray taraftarlarının akşam bir coşkuyla kutlama yaptılar. Evet. Ve belediye meydanında toplandılar. Evet. Onun haricinde konvoy yaptılar. Evet. Bu konvoyda da bir yönden çok hoşuma gitti, bir yönden de çok kızdım. Fidangör grubuna. Ordu Spor'un Fidangör grubuna. Bak hem çok sevindim. Yani biz orduluyuz, Ordu Sporluyuz. Formalarını giyip, atkılarını giyip onlar da gece kutlamasına çıkmaları güzel bir olay. Ama kızdığım nokta, ya bir Süper Lig'de bir takım şampiyon olmuş. Galatasaray takımı şampiyon olmuş. Sen Ordu Spor taraftarları olarak, Fidangör grubu olarak orada Galatasaray taraftarları içine girip orada arbede yaşatma. Bunu yapman hoş değil. Bak keşke şehirde tur atsaydınız. Vallahi billahi ben bile bak arkanızdan geldim. Ben de size katıldım. O yürüyüşüne ben de katıldım. Hoşuma gitti. Hatta telefonla videoda çektim. Belki birazdan Aykut arkadaşım yayınlarsa yayınlayabilir. Ama girdiğiniz belediye meydanının içinde Fidangör grubu olarak orada Galatasaray taraftarı içine girip orada arbede yapmanız hoş bir davranış değil. Bütün çevik kuvvet oraya geldi. Ya. Orada çevik kuvvet kalmadı oraya gelirken. Yani orada ben size bir şey yapılsa size sahip çıkamamanın, çünkü ben gerçek Ordu Spor'uyum. Bir Ordu Spor taraftarına sahip çıkamazsan bu beni üzer ve yaralar. Ama sizin yaptığınız hareket de o akşam için çok sevindim tur atmanıza ama Galatasaray taraftarının içine girmenize de çok kızdım. Bunu bilmeniz olarak söyledim. Şu anda da görüntüler var. Ekrana getirdi Aykut arkadaşım. Evet. Cengiz sen dinliyorum. Şimdi sen gece vakti burada ne işin vardı? Saat 10.30. Maç evet, bitti.
Baktım millet toplanmış. Ben bütün bir şey söyleyeyim arasında mi? Sen gidiyorsun şu olayı, kardeşim. Biz, bak, sen bize lazımsın ya. Oralarda birisi bir şey eder. Gecenin yüzü bilmem ne. Şimdi, sen oralarda hafiye gibi ne dolaşıyorsun oralarda? Sakın burada oturuyorum. Fark etmiyor. Şimdi ben bir laf söyledim. Bir ay ağızlarda sakız gibi dolaştı. Ne diyorduk? Menemenin içinde yumurta gibisin dedik. Yine aynı şeye geldik. Her yerde var. Ya spor olan her yerde varız Burhan Hocam. Yani bu yanlışlıkların da, olduğu bir yerde yoksun. Yanlışlık ya şimdi, bak, şu anda da var orada. Görüntüye attı. Bunu da ben kendi telefonumla çektim. Bak bunu ben tasvip et. Bak şu şampiyonluğu tasvip ediyorum. Bak yalnız bizim Fidan Göt tarafının bunların içine girmesini tasvip etmiyorum. Yalnız niye? Burada şu da var. Yani niye? Ya şu arbede çıksa orada kim kime ya? Şimdi, çıktı mı? Çıktı. Şimdi birbirlerine karşı çıktı mı? Allah'tan da hep tavır almaları çocuklar olduğu için. Tavır almaları neden kaynaklandı burada? Tavır almaları neden kaynaklandı? Şimdi bizim Orduspor takımımız şampiyon olamadı. Galatasaray takımı şampiyon oldu. Tur atlıyor diye oradan bir şeyden olabilir. Şimdi bak Ordu'da Galatasaray'da geldi, Fener'de geldi. Hepsi geldi buraya. Evet hepsini de yendik. Yani, evet. Burada yendik ettik falan filan. Şimdi bu çocuklar oraya gelmişler. Bu çocuklar zaten uzun yıllardan beri şimdi içlerinde bir şey var. Şampiyonluk kutlaması mı? Hayır. Ne var biliyor musun? Sen bu taraftar hiçbir şeyi unutmaz abi. Bu 2-0 Rams Park'ta galibiz 2-0. Evet. Bir anda devre arasına giriyoruz. 4-2. Ortalık karışıyor. 4-2 yeniliyoruz. Evet. Orada Fatih Terim'in yaptıkları, bilmem neyin yaptıkları, Orduspor orada sahipsiz kaldı. Bizim taraftarlar bunların hepsini yaşadılar. Ondan sonra bunları gördükleri için adamlar da Ordu mor beyaz renge hepimiz gibi aşık oldukları için, hasta oldukları için kendileri oraya gelmişler. Benim gördüğüm kadarıyla da ekrandan çok fazla da görüntü olmamış. Diğer şey görüntüye olmamış. Bakarsan Aykut. Yani böyle bir şey oluşmamış. Bunlar doğal şeyler. Doğal olmayan şu. Doğal olmayan ne biliyor musun? Ordu'da bu kadar Galatasaray seyircisinin gecenin yüzünde gelip de belediye meydanına toplanmışlar. Miting var gibi. Bunlar nereden gelmiş? Nereden toplanmış? Türkiye'nin çoğu her yerinde öğrencidir. Var. Büyük bir Türkiye'nin var. Her yerinde var ama. Hayır çoğu Türk öğrencidir. Ordu'da bu kadar şey şimdi, yok. Bak şu anda polis şu anda oraya geliyor. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi bakın. Ordu Spor'luyuz. Hatta bizi gören orada taraftarlar dedi ki ya dedi biz dedi Ordu Spor'a karşı değiliz ki dedi. Biz burada dedi Galatasaray takımı hani Ordu Spor'un Süper Lig'de olsa zaten bu olmaz. Biz buraya geldik kutlamaya ama dedi. Ordu Spor taraftarları dedi burada bizi kışkırtıyor gibilerden laf ettiler. Bu sarı kırmızı formalıların üstlerinde ordulu olup da sarı kırmızılı formayı giyip oraya geldilerse o biraz şey olmuş. Yani mor beyaz formayı giy, elinde de Galatasaray bayrağı olsun o zaman hiçbir şey olmazdı diye düşünüyorum ben. Hani bu kadar kalabalık da yalnız herhalde bunlar üniversite öğrencisi gençler. Şu geldi benim bu aklıma. Tamam görüntüyü alabiliriz istersen. Bak, şu geldi Burhan Hocam. Şimdi tamam hadi oldu böyle. Evet. Allah'tan büyük olay olmadı. Çevik evet. Kuvveti de spor şubesini de buradan kutluyorum ben. Onları Fidan Gönül'ün ta öbür başına kadar da köşkün olduğu yere kadar da takip ettiler. Bir olaylar çıkmadı. Sadece slogan attılar değil mi? Evet slogan attılar. Ama zaten yine de Fidan Gönül grubunun bu yapmış olduğu davranışı ben şuradan kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Evet, çünkü evet. Biz gerçek Ordu Spor'luyuz. Ben hiçbir zaman şu ana kadar bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Trabzon bayrağıyla tur atmadım. Biz kimseye gidip yani biz Ordu'luyuz, Ordu Spor'luyuz. Bunu her yerde gösterdikleri için kutluyorum ama bir kargaşaya da meydan vermedikleri için yine kutluyorum. Ama neredeyse bir olay olacaktı orada. Allah'tan ufak atlatıldı. Çevik kuvvetle erken geldi. Şimdi olay Trabzon'da olmuş olsaydı? Trabzon'da olmazdı. Yapamazlar. Atamazlar. Yapamazlar. Atamaz. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta tur atamaz. Niye o zaman Ordu Sporlulara bu şey şimdi, söylüyorsunuz? Mor beyaz renk her yerde mor beyazdır. Bizim Ordu halkı biraz daha onlara göre esnek diyebiliriz spor adına. Şimdi Ordu Spor takımı şampiyonluğa susamış bir takım. İkinci lige çıkamıyoruz. Süper Lig takımı Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oluyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray takımı canı gönülden şampiyonluklarında dolayı kutluyorum. Yalnız şimdi benim Japonya'daki evimde ne Galatasaray filması var ne Fenerbahçe filması var. Benim Galatasaray Japonya'daki evimde sadece benim en güzel yerimde görülebilir en güzel yerimde benim Türk bayrağı ve Ordu Spor filması var.
Hatta ben bunu bu filomaya iki tane götürdüm. Bir tanesini de Ordular Lokali'ne taşıdım. Orada televizyonun üstünde şu anda herkes orada onu Orspor'u görüyor. Televizyona bakan adam herkes Orspor'u görüyordur yani. Çünkü evet. Şu anda Japonya'da beni izleyenler takip ediyorsa o filomayı oradan lütfen kaldırmasınlar. Orspor evet. Bizim için olmazsa olmazımızdır. Orspor bir efsanedir. Orspor Ordu olarak kalacaktır. Bu Ahmet gelir, Mehmet gelir beni hiç ilgilendirmez. Benim gönlüm Orspor'dan yanadır kardeşim. O filamayı oradan kaldırırlarsa biz de o zaman Japonya'ya gideceğiz. Abi giyip. O zaman oradan kaldıran adamı belirler gerekli işlemler neyse yaptırılır. Şimdi neyse demek ki görüntüleri şimdi, gördünüz ya Sayın şöyle, Zengin. Şöyle, yere geldi. Sayın İsa Akçay da söyledi ya dedi ki bu Galatasaray formaları giymişler olay oldu arkadaşlar falan diye. Ben de buna istinaden bir şey söyleyeyim. Ben de hiç kimsenin görmediği Bani Gostrova'dan daha önceki maçlarda da Ordu Spor forması vardır. Biz almışız gönlümüzden. İsterseniz bir dahaki programa bu zamana kadar ben TRT'ye de çıktım. Bunun yüzünden geldiler benden şey yaptılar. İlk kombine alan benim. Bütün eski kombinelerimi saklarım. Ta gençlik yıllarından bu yana. O dönemde kombin yoktu ki. Kombin yoktu ki. 2010'da Süper Lig'e çıktıktan bu yanaki olan kombineleri buraya kadar. Eski biletleri, eski girdiğim maç koçan biletlerini vesairelerini bunlar hep para vererek alınmıştır. Helali hoştur. Bunların çoğuna da sen çocukluk arkadaşım olduğun için şahit olmuştur. Koleksiyon mu? Evet. Fakat zaman zaman öyle sevdiğimden dolayı zaman zaman bu olmuştur. Fakat şöyle bir olay yaşadım. Şimdi biz 10 senedir bunları yapamıyoruz. Bunun için hezeyanımız bunun için biraz önce ya söylediğimiz ya, için. Evet, evet. İnsanlar da bakıyorlar bu Ordu'da 3-5 tane takım var. Herkes birbiriyle sağlı sollu münakaşa ediyor böyle kanallarda vesairelerde evet. Bizler gibi. Adamlar da buranın boşluklarından ben Uga'da Galatasaray seyircisi oralara gelmiş öbürü oraya gitmiş falan filan. Şimdi bu Galatasaray seyircisini onu buraya bırakalım. Bak şunu söyleyeyim Galatasaray seyircisi söyle derken de. Son bir noktayı orayla ha, ilgili koyayım. Bir, bak, bir koyayım. Madde var onu şimdi Süper Lig'de bizim başta. Takımımız Süper Lig'de olsaydı. Evet. Galatasaray Ordu Spor maçı olsaydı. Evet. Çünkü gördüğümüz Galatasaray seyirciler hepsi Ordu Spor taraftarlarının yanında olurdu. Aynen. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Çünkü ben bunu da yaşadım. Evet. Bunu da yaşadım. Bunu diyorum işte. Evet. Buna... Şimdi ama şunu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan veya oradaki kültür dairesi kim bakıyorsa bu işlere bilmiyorum. Yani her sene bir takım şampiyon oluyor Süper Lig'de. Ve bu şehir kutlamaları oluyor ve şehrin de toplanacak tek yeri belediye meydanı. Doğru evet. mu? Ya orada bir stand açıp bir canlı müzik, bir kutlama şeyi yapılabilir miydi mesela Cengiz? Şey nerenin? Belediyenin önünde. Hani mesela bir miting yapıldığı zaman bir sahne açıyorlar, atılıyor. Yani oraya. Şampiyon olan takımın kutlamasını belediye önünde yapılamıyor. Olmaz mı? Yok. Hayır. Niye olmazdı biliyor musun? Şampiyon olan takımın Boğaz Köprüsü'ne asılan bayrağı gibi mi? Boğaz Köprüsü'ne ya bile onu... bayrak asılıp da kavga çıktığı yerde kavgalar sen astın ben astımın çıktığı yerde bu seneki federasyona bu kadar tepkinin olduğu yerde Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nün bu kadar federan ettiği yerlerde bunu eğer yapmış olsaydı vay o belediyenin haline olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Olmaz mı? Olmazdı. Peki ben bu öyle sıra fikir olmazdı. Fikir olarak söyledim. Bak, bu sıra peki olmazdı. O zaman kabul ediyorum. Çok böyle modern eski günlerdeki gibi olsa olabilirdi ama şimdi ülke spor konusunda çok gergin. Merhaba dediğin anda bile pataküte evet. şey yapıyorlar. Biz de bir konuda yalnız 4 dakikamız var. Şu çok önemli bir şey o, var. Tamam, hemen bir kanun hükmünde bir kararname var. Bir dakikada. Tabii ki buyur. Ben sadece buyur. Şunu söylüyorum. Benim gençlerden istediğim bir şey var. Şimdi biz 1970 senesinde takriben Bani Gostova maçı oynadık. Aşağı yukarı 46 sene geçmiş. Evet. Şimdi bu gençlerimiz bunu bilmez. Orspor mazideki bugünlerini hiç bilmezler. Onun için herkes de Orspor sevdası olsun, gençlerimiz akıllı olsun. Yani geriye bilmeden ileriye göre hareket etmesinler. Ben evet. önce geriyi bir araştırsınlar, ondan sonra eylemlerini ona göre yapsınlar. Evet, şu kanunla ilgili nedir hocam? Hemen kısa ve öz alalım bunu. Sayın Öztürk, bu... İki sorum daha var, programı bitireceğim. Bu kısa evet. ve öz. Spor Genel Müdürlüğü'nün tesislere ad verme yönetmeliğidir bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan çıkarttım. Kardeşim, geçen hafta da söyledik. Ben buraya spor il müdürü gelecek diye hazırlıklarımı yapmıştım ama evet. sorularımı. Gelmeyince kendisi, şimdi, gelmeyince
19 Eylül stadı olmaması için hiçbir neden yok. Tek bir cümleyle 9. maddeyi okuyorum. Genel müdür burası, bu stat kimin mülkiyetinde? Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün. Şöyle yapalım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün genel müdürlüğün mahiyetinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bakanlığa yazısını yazı yazar. Yazmış. Yazmış yazısını. Sayın Mustafa Genç yazmış yazısını. Bakanın onayı bekleniyor. Aynen öyle. 19 Eylül stadı olarak mı yazmış? Evet. O zaman buradan yazıyı ben gördüm. 9. maddede Gençlik Spor Bakanlığı'nın işte yeni tüzük değişikliğini resmi gazetede de yayınlayan sayısı 2017 çıkarttım. Kardeşim, sayın vekillerim, başta Sayın Cemal Engin, lütfen bunu takip edin. Bir dahaki sezonda ben 19 Eylül stadına gitmek istiyorum. Buradan da her çıktığım programda ilk başta bunu söyleyeceğim. 19 Eylül stadı olarak istiyorum bunun ismini. Sayın Hamdi Işık arıyor bizi. Atatürk 19 Eylül stadı mı yoksa sade Atatürk? Bizim 19 Eylül stadı. Şöyle ben hemen bir nokta zaten koyayım. Zaten Atatürk'ün orduya geliş tarihi 19 Eylül. Şimdi ben Sayın Mustafa Genç'le, spor evet. müdürümüz Mustafa Genç'le ben görüştüm. Bu, özellikle bu 19 Eylül stadı ile ilgili yazısının yazıldığını evet. ve bu yazıyı da ben bana gösterdiğini gösterdi mi sana? Gösterdi. Oh, güzel. Bu yazının adını da 19 Eylül stadı olarak belirttiğini. Güzel. Tamam mı? Ama dedi bunun cevabını bekliyoruz. Genel müdürlükten bunun cevabını. Bunun haricinde Sayın İl Müdürü yazıp da bunun harici 19 Eylül stadı adını başka bir isimle yapacak adam da alnını karıştırırız bundan sonra. Evet, kim olsun olsun. Bu neyse bir. İkincisi de yine bir sorun vardı ama unuttum bu soruyu. Söyle sor. Unutma unutma. Vallahi unuttum ama program yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Sen Hamdi Işık beni ısrarla arıyor. Neden aradığını abi, bilmiyorum. Programı sen haftaya program konu alacağım. Programı alacağız. Sayın uzak. Mustafa Genç gelecekti bu hafta. Program konumuz oydu. Kendisi Ankara'da görevde olduğu için aramızda bulunamadı. Selamlarını iletti. Haftaya program konumuz efsane ordusuyla ilgili bütün sorulara açıklık getirecek. Hamdi Işık Başkanı'na beraber olacağız. Bütün soruları soracak. Mustafa Kılıcı arkadaşım sosyal medyasında bir paylaşım yaptı. Ben Ordu Spor'a adayım gibilerinden bir paylaşım yaptı. Adaylığına ayrı olsa ama neye göre aday olduğunda biz ona da soracağız. Bu sorudan devam edecek ama bir tane arkadaşımız var. Türkiye Hakemler Derneği'nde ikinci başkan olmuş. Kahraman millet. Bana arkadaşımı sorma. Kutluyorum görevinde. Sayın eski bir hakem olarak da bana Kahraman Millet'le ilgili. Bana sorma. Ben onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Niçin? Ben orada beklenti olan birinin olmasını isterdim. Niye, beklenti hayır. olmazsa böyle Ordu Spor takımları ikincilikte kalır. Birinci, üçüncülükte kalır. Hayır beklenti ne alakası var? Adam yönetim kuruluna göre var. Beklenti nedir hayır, yani hayır, o anda? Beklenti ne bilir? Evet. Beklenti Süper Lig'de maç yönetmektir. Beklenti FIFA'da maç yönetmek. Adama görev vermişler. Abi ya. Görev ne kadar verirse verir. İşte görev ya, verirse. Sen de olabilir mi? Başkası ama abi. Adama görev verilmiş ya. Sen az önce lobiden bahsediyordun ya. İşte lobi burada seni çürütüyor işte böyle. Niye? Tamam lobisi yanmış ikinci. Abi o zaman bana sorma kardeşim. Konuş komutanım. Hayır bir dakika bir ben dakika. Yok sana söyleyeyim. Soracağım sana soracağım. Abi sana sorma. Niye sana soruyorum biliyor musun? Sen hakemlik yapmış bir adam mısın? Ben evet yaptım. Sen kararımda şahsi sorun olsa da bak olsa ben da diyorum. Adam sorun Türkiye'de olmadı. Türkiye'de ikinci adam rolünde görev ya, alıyorsa bunu niye adam, sorma diyorsun? Birinci adam da olsa. Tebrik edersin. Hayır tebrik etmiyorum. Birinci adam da olsa kabullenmiyorum. Bu kadar. Nedenini, bir nedenini öğrenebilir miyim? Efendim? Nedenini öğrenebilir miyim? Nedeni yok kardeşim. Nedeni, background'u yok bu kadar. Türkiye Faal Hakemler ve Yönetimciler evet, Derneği Başkan Yardımcılığı Sayın Kahraman Minnet'e hayırlı uğurlu siz olsun. Siz hayırlı, hayırlı olsun diyebilirsiniz kardeşim. Ordumuzun çocuğu, ordumuzun çocuğu. Ben demiyorum kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum. Mutlaka bir yerde... Eskiden de olduğu gibi ordumuza bir faydası evet. olur. Daha düne kadar idolümsün, babamsın, adamsın diyen adam bir yerlere geldiği zaman o yana bu yana oynamaya başlıyor. Ben bu adama hayır yok abi. Sen, neyse programımız. Sen, bu kişisel soruna dönmüş oldu. Ben ama anladım. Bir adam bak Sayın ordulu Öztürk. Bir adamın ben abi. Nerede görev yaparsa yapsın. Ordulu değil o. Nerede o Alcıoğlu kardeşim. Ben orada yaşıyor. Ben Alcıoğlu'na seviyorum. Saygım da sonsuz ama ordulu demeyin. Ordulu ya değil. Ordu yaşayan herkes ordulu. Metin Kır nereli? Efendim? Metin Kır? O da Gümüşhaneli. Ordulu değil o zaman. Hayır ordulu değil Gümüşhaneli. Tamam. Ama ben Gümüşhane'yi de seviyorum. O başka bir olay. Alıcı'yı sevmiyor mu?
Abi ben alacağı ve alacağı senin Karaman'a ne ilgili sorunu var? Onu anlayamadım. Sayın yani. Öztürk. Ben senin tebrik etmeni beklerken sitem ettin yani. Programımız evet, Sayın Zengin. Söyledim. Ben bu akşam için size çok teşekkür ediyorum. Ve programımız da zaten sona erdi. Evet. Gördüğün üzere. Bu şahsi sorunları lütfen buralara taşımayalım. Abi burası, o benim sorunumu lütfen evet. Tamam, o kendi şahsi söz konusu evet. Etmeyin. Evet. Lütfen rica ben ediyorum. Buradan, evet değerli izleyenlerimiz. O benim sorunum. Bizi izleyen abi herkese. Abi benim sorunumu lütfen programa taşımayın. Hayır, tamam bir sorun zaten. Kalbimizi arkadaşımız sorun. Sana sorun. Sonuna geldik. Kalbinizi kırmayıp onun için benim sorunumu şahsi sorunlar diye geçiştirmeyin. Niye şahsi? O zaman tamam, niye? Abi, ben kendi problemim. Burhan'cığım tamam. Tekrar bir şey, soru sorabilirim. Buyurun. Türkiye'de görev yapmış bir arkadaşımızdan niye böyle sitem ediyorsun? Ben mi? Evet. Anlattım az önce. Tamam o zaman duydun şahsi. Mu? Tamam şahsi sorun değil. Teşekkür ederim. Ben evet senin bu kadar. Görüşüm böyleymiş. Biz de saygı duyarız. Tamam. Evet ben de Karaman arkadaşımın görevinden dolayı kutluyorum. Hangi ordulu yani biz orada yaşayan kim olursa olsun dışarıda görev yaparsa bizim için baş tacıdır. Bizi yayında sabırla izleyen değerli izleyicilerimize yayında Aykut arkadaşım, kameramanda Jüguli arkadaşım ve değerli yorumcularıma ben bu akşam teşekkür ediyorum. Bizim programın özelliğiydi böyle hararetli geçmesi. Haftaya tekrar hararetli bir programda buluşmak üzere iyi geceler diyorum. Haftaya belki olurum, belki olmam.